Ve Gerçek Fikrine'nin 3. bölümüne başladık. Bu bölümde Rahip Brunson'a ev hapsi verilmesi, Türkiye-ABD ilişkileri ve şu meşhur evangelizm meselesini konuşmaya çalışacağız. Ufuk Hocam, Ufuk Uras, sizinle başlamak isterim. Konuklarımızı da bir hatırlatalım. Ben bu hatayı hep yapıyorum. Bu akşam Ufuk Uras bizimle birlikte, Nihal Bengüsü Karaca, Ramazan Kurtoğlu ve Abdullah Çiftçi, hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ufuk Hocam, bu çok basit bir soruyla başlayalım. Bu Rahip Brunson kim? Neden Türkiye, ABD gündeminin böyle merkezine oturdu? Kim bu adam? Yani benim için de şaşırtıcı oldu gündemin bu kadar merkezine oturması. Çünkü doğrusu bu tahliye süreci, ev hapsi olumlu bir gelişmeydi. Sonuç itibariyle hukukun bir devletler arası ilişkilerde bir tehdit, husumet, mütekabiliyet konusu olması düşünülemezdi. Ve seçim sonrası, seçim sonuçlarını da göz önüne alarak Türkiye-Amerikan ilişkilerinin de normalleşeceğini düşünüyorduk. O yüzden tek başına rahip meselesi üzerinden mi konuyu ele alacağız, doğru olmayabilir. Yani Türkiye'nin İran-ABD ilişkisindeki tutumundaki farklı pozisyondan Kudüs'ten Mısır'a bir dizi... Birazdan bunları tek tek açacağız. Onların zaten bir parçası olarak, evet, bu rahip tartışmasında konu patlamış olabilir. Bir de meselenin tabii iki boyutu var. ABD'nin bu hükümran kibirli tavrı kabul edilemeyeceği gibi Türkiye'de o hal sonrası dönemde sanki hukukun üstünlüğü bir normatif hedef değilmiş, ciddi mağduriyetler yokmuş gibi davranmamakta da fayda aslında var. Aslında Rahip Brunson kim derken kelimenin, evet, tam manasıyla kim diye sordum. Şimdi biz evet tartışıyoruz, haberleri okuyoruz ama kamuoyunda hala kim olduğunu, tabii, bilmeyenler, ne iş yaptığını, niye Türkiye'de olduğunu, niye tutuklandığını bilmeyen izleyicilerimiz var. O yüzden ben kim olduğundan çok niye kim vurduya gitti üzerinde durmanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü, evet, kimliğine baktığınızda hani misyoner faaliyeti ise misyoner faaliyetlerini kriminalleştirmek zaten yanlış. Bir dönemde bu yüzden ciddi cinayetler söz konusu oldu. Nasıl dünyanın her yerinde Müslüman toplumlar kendi dinini ifade etmek için çok inançlı, çok kimlikli bir dünyayı savunuyorsak, başka dini eğilimlerde kendini burada ifade etmeli. Ama mesele bu kadar basit değil tabii. Bu dini kimliklerin aynı zamanda siyasallaşması ve bir tür var olan küresel hegemonyanın bir parçası haline gelmesi meseleyi doğrusu son derece çetrefil kılıyor. Peki Nihal Bengüsü Karaca, şimdi misyoner diyoruz ya, Brunson'a neden misyoner deniyor, misyonu neydi? Yani normal olarak hani Hristiyanlar, yani Hristiyanların ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı bir görev yapmadığı anlaşılıyor biraz. İddianameyi okuduğunuzda her ne kadar tek bir gizli tanığın ifadeleri olsa da, ki bu tabii ki bunun sorumlu bulmak mümkün. Hani gizli tanık ifadelerine dayanarak iddianame teşkil etmek de tabii ki elbette bir sıkıntı var ama çok detaylı bilgiler var iddianamede. O gizli tanığın ifadelerinde belli ki o gizli tanık çok fazla Brunson'un şeydeki İzmir'deki kilisesi, ki LDS diye kısaltılıyor. Uzun bir açılımı var ama LDS de diyebilirsiniz o kiliseye. Ağırlıklı olarak işte evanjelik bir kilise, fakat aslında Mormonlarla beraber evanjelikler ABD'de aynı çatı altında beraber işlem görüyorlar. Ve Brunson'un müntesipleri diyelim, onun kilisesi müntesip, evet ifade bu. Özellikle Amerika'daki sosyal medya sitelerinde Erdoğan'dan Deccal diye bahseden bir cemaat bu. Yani Deccal geldi. Yani evanjelik anlayışını zaten herhalde diğer konuklar anlatacaklardır. Ama bu malum Armageddon savaşı, işte onun çıkması için önce bir Deccal geliyor. Yani bu dünyada, bu evanjelik dünyada ne zaman bir Müslüman figür çok öne çıksa, zaten gerçi tarihte de hep onu Deccal'le özdeşleştirme eğilimi var. Ama bu dönem onu Erdoğan'la özdeşleştiriyorlar. Bu tabii ki kulağımızda da kar suyu olması gereken esmenlerden biri. Onun dışında aslında Brunson'un o Ramazan Kod adlı Bekir Baz olduğu sonradan anlaşılan, şu an hani FETÖ örgütü üyesi olarak değerlendirilen, o tipte, sadece onunla değil, bu tür profillerle çok fazla yakın ilişkisi var.
Bu sanırım Ufuk Bey'e sorduğunuz sorunun açıklaması. Evet. Çok fazla içli dışlı ilişkiler var. Birbirlerine oteller ayarlıyorlar. Mesela Güneydoğu'da çok fazla etkinlik yapıyorlar. Paraları kalmıyor. Mesela Siirt'te etkinlik yapacakları zaman enteresan bağlantılar devreye giriyor. Birden Siirt kapıları kendilerine açılıyor. Ağırlıklı olarak aslında FETÖ'nün hani cemaat tabanı üzerinde bir etkinliği yok burasının. Bilakis Kürt gençleri üzerinde çalışılıyor. O gizli sanın ifadesine anladığımız bizim... İddianameye PKK ile ilişki girmesinin evet. sebebi bu mu? Evet bu. Kürt gençleri üzerinde. Çünkü Kürt gençleri getiriliyor bu kişiye ve bir biçimde Barzani Vakfı ile de alakadar Brunson'un cemaatindeki özellikle eski askerler. Şimdi iddianamenin son sayfası çok ilgi çekici. Orada neredeyse 45 Amerikalı isim sayılıyor. Ve bunların her biri ilginç bir biçimde ya emekli NATO'ya bağlı olarak çalışmış asker, bazılarının fiili Amerika'da, ABD'de çeşitli önemli kuruluşlarda görevleri var. Bazıları muvazzaf, bazıları fiili olarak çalışan kişilerle temasları tespit edilmiş veya böyle temasları olduğu iddia ediliyor. Ve o soruşturma, o neredeyse 45 kişilik o yekün ayrılmış. Yani ayrılarak başka bir soruşturmanın konusu haline gelmiş durumda. Ama ABD'yi bu herhalde çok rahatlatmıyordur diye de bir teori üretebiliriz burada buradan. Çünkü Brunson'da eğer Brunson çerçevesinde gelişse, bütün olay Brunson çerçevesinde ele alınsa, sonuçta onu kendi kamuoyularına anlatmaları çok daha şey, bir rahip var. Sırf inanç özgürlüğünden faydalanarak çok masum sayılabilecek misyon faaliyetlerini yerine getirdiği için Türkiye bu kişiyi suçlu kabul ediyor. İşte üzerine FETÖ'cü yaftası asıyor demek çok daha kolayken, ayrılan kişilerle ilgili dosya, soruşturma dosyasının Brunson'dan ayrılması, ayrıca ele alınacağı imasını da içerir. Belki açıkçası Pence olsun, Trump olsun, ABD'dekileri, özellikle evanjelik eküriyi belki bu daha da rahatsız ediyor olabilir. Peki, Ramazan Kutal Hocam, sizler böyle... analizlerinizle, yorumlarınızla hani genelde izlediğimiz şeylerin ötesinde başka gerçeklerin de olduğu vurgusunu çok fazla yaparsınız. Evet. Ve oralara dikkat çekmeye çalışırsınız genelde tarzda, anlatım tarzınızda. Şimdi bizim şurada gördüğümüz manzarada bir rahip var. Bu rahiple ilgili bir iddianame var. Bu iddianame çerçevesinde tutukluyuz. Şimdi sağlık nedeniyle ev hapsine çıktı. Fakat buna Amerika Birleşik Devletleri büyük bir reaksiyon gösterdi. Onun tutukluluk haline büyük bir reaksiyon gösterdi. Bütün bu olaylarda aynı zamanda işte Türkiye-Rusya görüşmesinin olduğu bir tarih, işte Çin'den belli bir kredinin alındığı bir dönem, yani uluslararası alanda da Türkiye'nin belli parametreler içerisinde bazı adımlar attığı bir dönemde oldu. Bunun üzerinden de bu gelişmelerle rahip meselesi ilişkilendirildi. Şimdi bunların ne kadarı gerçekliğe dayanıyor, ne kadarı siyaset bilimin içerisinde, ne kadar da fantastik bir dünyadaki komplo teorisi. Bunları biraz ayrıştırmak konusunda şimdi katkı yapar mısınız? İzin verirseniz önce kameraman arkadaşımız gösterirse, ben bu kitabı 10 yıl önce yazdım. Evangelizm ve Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Kendi meslektaşlarım bile o zamanlar bu kitabı, hocam çok kitap çok güzel ama komplo teorileriyle dolu demişlerdi. Hı hı. Ama siyasette, ekonomide, sosyal olaylarda laboratuvar tarihtir. Tarihi iyi bilirseniz bugünü iyi anlar, yarını yorumlarsınız. Artı Amerikan kehanetleri diye Mossad ve CIA'nin danışmanlarından olan Michael David Evans, bu kitap inşallah, bu kitabın çok uzun yıllar önce bir kötü Türkçe baskısı var ama bu kitabın düzgün bir Türkçe baskısını Destek Yayınları çıkaracak. İşte buradan tarihe dönmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Türk insanı bunu Papaz Efendi ile Brunson'la falan hatırlıyor ama biz bu adamlarla 1820'den beri uğraşıyoruz. Osmanlı Türkiye'sinin yıkılmasında, 1915 Ermeni isyanlarının ve hadiselerinin arkasında
1820'de İzmir'e gelen Plinky Fisk ve Levi Parsons adlı iki AB, yine Board veyahut da ABC, FM, American Board of Commissioners of Foreign Missions'ın, ki bugün yine Boston'dadır bunların merkezi, iki misyonerin İzmir'e gelmesi 15 Ağustos 1920'de, arkasından Malta'da, İzmir'de matbaa kurma imkanı bulamadıkları için 1822'de Malta'da kurdukları, daha sonra 1830'larda Beyrut ve İzmir'de matbaayı bölerek taşıdıkları bir hareketten bahsediyoruz. Bu hareket 1860'da Anadolu'da 71 adet okulu var ve 2270 dolayında öğrencisi vardı. Ancak 1900 yılına gelindiğinde bu hareketin Anadolu'da 346 okulu, 22.700 öğrencisi var idi. Cumhuriyeti cennet mekan olsun Atatürk liderliğindeki İstiklal Harbi sonrasında kurduğumuzda bu adamların Anadolu'da 1960 okulu var idi ve Cumhuriyet'in kurucu babaları bunları kapattı. Ancak bitmedi. Bursa Amerikan Kız Koleji vardı. Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 3 Türk kızı öğrenci Hristiyanlaştırılınca yıl 1927, o günkü Cumhuriyet gazetelerine, gazetesi olduğu için onu kaynak veriyorum, bakabilirler. Artı Siyasal Bilgiler Fakültesinden değerli bir bilim insanı vardır, Uğur Kocabaşoğlu. Onun bu konuda makaleleri vardır. Ayrıca ben Atilla İlhan Rahmetli'nin Rahle-i Tedrisası'ndan geçme imkanı bulan insanlardan biriyim. Rahmetli Atilla İlhan bu meseleleri döndürüp yazdı. Bu hadise sadece dini olsa eyvallah, saygı, sonuna kadar saygı duyarım. Ben bir Müslüman olarak dinimi nasıl anlatıyor isem, bir protestanın da dinini anlatmasına, Katolik'in vesaire bir Musevi'nin hiçbir itirazım olmaz. Ama dini misyonerlik faaliyetleri, ki özellikle evangelist misyonerlikte çok farklı bir algı vardır. Evangelist misyonerlikte Tanrı'nın iki tasavvuru vardır. Biri dünyevi tasavvuru Museviler içindir. İki, öbür dünya tasavvuru evangelist Hristiyanlar içindir, ki mesela şu noktaya kadar Musevilerle birlikte gidiyorlar. 144 bin Musevi hariç diğer Musevilerin de bir Armagedon savaşında, kardeşimin söylediği gibi, ölecek olması işin rengini burada değiştiriyor. 144 binden kasıt nedir? Biraz böyle tane tane anlatır mısınız? Şimdi 144 binin herhangi bir, yani bilimsel bir tabanı yok. Ama bugün dünyanın, özellikle pozitif bilimlerle uğraşan insanların, akademisyenlerin anlayamadığı bir şey var. O da şu. Evet, dünyada bir bilim dünyası vardır. Ama bilim dünyasını da kuşatan, Kur'an'da da geçer, Hazreti Süleyman'a kadar giden bir kısım ilmi çalışmalar vardır. Bu çalışmaları en çok dünyada yürütenler hahamlar ve evangelist papazlardır. Evangelist papazların başlangıcı, yani evangelizmin başlangıcı Martin Luther hareketiyle başlar. Ancak evangelistlerin üzerinde durdukları 4 İncil'den birisi Yuhanna'nın vahiy esinlenme kitabı, ki bazilikası İzmir Efes'tedir. Ayrıca evangelist veyahut da protestan veyahut da püriten veyahut da siyonist Hristiyan dediğimiz bu yapı için 7 inayet dönemi kilisesi vardır Ege bölgesinde. Efes, İzmir, Salihli, Akhisar, Pamukkale, Bergama. Biz Müslümanlar için Mekke, Medine ve Kudüs neyse, onlar için de bu 7 inayet dönemi kilisesi ve 1800'lü yıllarda bir Amerika adlı Alman kadının vizyonlar görmesiyle İzmir Efes'teki Bülbül Dağı'nda dünyanın 46. Meryem Manevi yapıldı.
Bu Meryem Ana evinin de 7 inayet dönemi kilisesiyle bir bağı vardır. Biz bunları anlayamadan tek başına Kudüs'ü, tek başına Tarsus'u, tek başına bu adamları ele aldığımızda açığa düşeriz. Peki hemen Brunson'a gelelim o zaman bütün buradan. Rahip Brunson'un misyonu neydi? Onu size anlatayım de sorayım efendim. Aynı soruyu. Rahip Brunson yine Batı kaynaklarından öğreniyoruz ki mesela Left Behind, geride kalanlar, ünlü aktör Nicolas Cage'in filmidir bu. Geride kalanlar ki bu seri mesela Allah'a çok şükür bir akademisyen olarak İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bir hocası olarak Evangelism kitabım 100.000'den fazla sattı. Ama Left Behind, geride kalanlar serisi 110 milyon adet sattı. Ve bunun aslında bu geride kalanlar filminin ilgisi ne hocam? Bunun kitabı da var. Şimdi geride kalanların hikayesi şu. Dünya 2018 ile 2040'lı yıllarda bu Kur'an'ı değil, bu bilgilerin tamamı Kur'an'la çatışıyor. Ama Umberto Eco'nun, ben batılı düşünürlerden Umberto Eco'yu çok severim. Umberto Eco'nun bir sözü vardır. Bir inancın doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmayın. O inanca sahip olanların neyi ne kadar göz aldıklarına bakın diyor. Nitekim Michael David Evans çok ilginçtir. Kehanetlerinde İran'daki Amerikan Büyükelçiliği baskınını, Reagan'ın seçileceğini, ikiz kulelere uçakların çakılacağını bilen bir insan. Kehanetler böyle. Ben bu kehanetleri de Din, Küresel Ekonomi, Politik adlı bu kitapta, bu kitaptan tercüme ederek yaklaşık 500 kehaneti koydum. Zaten bu kehanetleri okuduğumuzda Türkiye'nin, vatanımızın nasıl din görünümlü, dine sonuna kadar saygım var. Gelip protestanlığın propagandasını yapabilir. Ama dinin arkasında Osmanlı'da yaptıkları gibi siyaset ve para politikaları var. Ve bugün de Brunson papazının üzerinden Amerikan Kongresi, ki bir tane Amerika yok. Bunu geçmişte Marksist solcu arkadaşlarımızın yaptığı hataya bugün muhafazakar arkadaşlarımız da düşüyor. Toptancılık yapmayalım. Bir tek Amerika yoktur. Bizim tenkit ettiğimiz, benim bu söylediklerimin tamamı kendi kaynaklarından aldığım ve Amerika'da da çok değerli bilim insanlarının, öğretim üyelerinin söyledikleri hadise. Çünkü Evangelistler 1929'da yaratılış meselesi, Darwinizm meselesi konusunda Amerika'da bir açığa düştüler. Bu davalık konusu oldular ve yer altına çekildiler. Arkasından 1950'lerde yeniden geldiler. Ve arkasından Başkan Carter, Reagan, oğul Bush ve pek çok evangelist şeyler var. Türkiye'de bunlar tesadüfen falan olduğu yok onun. Bakınız. Adnan Oktar'ın, bu adamlar onların yayınladığı dergi. Bu adamlar hocam, gece uzun yine konuşacağız. Oraya gelecek. Sadece soruyu cevaplayamam. Yani 2005'ten itibaren Türkiye'de bu adamlar özellikle topyekün bir propagandaya başladılar ve bugün bu ülkede 50 binin üzerinde evangelist kilise var. Kiliseye söyleyince vatandaş diyor ki hocam nerede binalar? Evangelist inancında 50 bin kişi 50 değil, bin, 50 bin kilise, kilise diyorsun. Kilise. Evet. Ama kiliseyi tarif edelim. Ya, 50 bin kilise bile kendi cemaati de var. Göre kilise her bir insandır. Tanrı ve Tanrı'nın oğlu İsa'nın bildiği sayıya dünyadaki evangelist kilise sayısı ulaştığında Armagedon Savaşı çıkacaktır. Bu savaşın da 2018 ile 2040'lı yılların bir arasında çıkacağına inanan çok radikal bir inançla karşı karşıyayız. 2018 ile 2040 arasında. Evet. Peki bunların detaylarını konuşacağız. Birazdan soracağız. Ama Abdullah Çiftçi ya da ilk sözünü vermiş olalım. Çıktığımız yer belli. Dün bütün gün Türkiye'de de bu tartışılıyordu. ABD'nin yaptırımları, reaksiyonu, sert reaksiyonu, işte rahibin ev hapsine çıkması üzerinden tartıştık. Ve Ramazan hocama da sorduğum gibi hani farklı parametreler var. Belli bir konjonktüre denk gelmesi üzerinden de birçok senaryo da üretildi. Bunlar ne kadar senaryo, ne kadarı gerçekliğe tekabül ediyor? Bu konuda sizin fikrinizdir. Kim bu rahip ve
biz niye bu rahibi ve bu refleksi, bu gerilimi tartışmak zorunda kalıyoruz? Yani önce hocam kilise söyledi ya, yan sokakta bir tane var biliyor musun? Bilmiyorum, hemen söyleyeyim. Evangelist kilise evet, hemen var şurada, bu binaya 100 metre. Şimdi... Biz onları dışarıdan bakınca anlayabiliyor muyuz? Hayır. Anlayamıyoruz. Ben de tesadüfen çok gürültü geliyordu. Markette sordum, üstte ne var? Burada evangelist kilise var dedi. Ha, ama marketçi biliyor ama. Ha? Marketçi biliyor. Biliyor. Çünkü hep oraya geliyor zenciler, yabancılar, değişik. İbadet etmeye sesli ibadet ediyorlar. Ses yüksek geldi, ilahi. Ona istinaden sormuştum. Şimdi biz Türkiye olarak da dünyanın arka planını yeterince analiz etmiyoruz ve tartışmıyoruz. 1789 Fransız devriminden sonra artık modern demokrasi var. Din devlet ayrıldı. Yani seküler bir düzen olarak kabul ediyoruz. Oysa ki devletleri yöneten insanların bir inançları var. Dolayısıyla evangelizm nedir sorusunu hocam biraz anlattı. Martin Luther 1517'de Katolik'ten ayrılıyor. Yani bazı görüşlerde ayrı düşüyor ve eski ayette sadık kalacağını söylüyor, yani Tevrat'a. Başlatıyor. 19. yüzyılda özellikle Amerika'da John Nelson Darby diye bir papaz var. Bunu ikna ediyorlar. Scofield İncil'ine 4 madde ekletiyorlar. Bu 4 maddeyi bilmeden Branson kim sorusuna cevap veremeyiz. 1. Bu İncil'de İsa Mesih'in gelmesi için İsrailoğulları devlet kuracak. 2. Fırat Nil arası vaat edilmiş toprakları sahip olacak. 3. Yeryüzünde itibarlı olacak. 4. Süleyman Tapınağı'nın yeniden inşa edilmesi lazım. Üçüncü kez. Evet, o da şu an Mescid-i Aksa'nın altında. Orada arkeolojik çalışmalar yapıyorlar. İşte tesadüfen yıkıldı falan diyecekler. Oraya doğru gidiyorlar. Bu geldiği zaman İsa Mesih yeryüzüne inecek. Bunun inmesi için de hocam şartlarını açıkladı. Bazı şartlar olması lazım. Branson bu dini hedefleri için Türkiye'de Orta Doğu'dan sorumlu kilit bir isim. Belli ki. Bunu biraz açalım. Açalım. Mesela CIA Başkanı, eski şu an Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kansas eyaletindeyken evangelik kilisede rahip yardımcılığı yapardı. Yani diakon denen cemaat işlerinde pazar günleri öğrencilere ders verirdi. Şimdi ne oldu? Dışişleri Bakanı Branson'la aynı kiliseye bağlı. Amerika'daki devlet yapısında siyasetle din ayrı değil. Belki de yeryüzünde en dinci devlet Amerika'dır. Bu çok önemli bir şey. Kongre'deki kongre üyelerinin büyük çoğunluğu şu an evangelist. WASP denen, yani White, Anglo, Saxon, Protestan birleşimi var. Dolayısıyla neokonlar, evangelistler Amerika'nın şu an en güçlü lobisi. Dolayısıyla Amerika'da başkan yardımcısı Mike Pence önemli bir evangelist. Hatta karısı olmadan yalnız bir odada kadınlarla da görüşmeyen, Amerikalıların yazdığına göre böyle biri. Koyu dindar. Ve Baba Bush, Oğul Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter gibi çok önemli Amerikan siyasetinde başkanlık seviyesine gelmiş insanlar, dinci adamlar. Peki ve burada bunların şimdi evet. Bu çizdiğiniz çerçevede hareketle bir iki soru sormak isterim şundan evet. Dolayı. Şimdi taşları öyle dizdiniz ki bazı sorular tabii akla geliyor. O da bir yandan diyorsunuz ki evangelistler şu anki Amerikan yönetiminde hayli güçlü pozisyondalar. Evet. Pozisyonlardalar. Evet. Bu Branson da zaten aynı yapının içerisinde olduğu için bu tepkinin sebebi de aslında o. Amerikan evet. Devleti güçlü pozisyonlarda oldukları için kendi insanını istiyorlar aslında. Evet. Şimdi Türkiye'de Branson niye Türkiye'de, ne faaliyet yürütüyor, niye var? Ve Türkiye bu anlamıyla bu faaliyet çerçevesi, bu faaliyeti yürüten Branson'ı tutuklarsa Amerikan devlet mekanizmasıyla, aygıtıyla veya yönetenleriyle karşı karşıya geleceğini öngörebilecek kadar da evet. Hem tutuklayacağı kişi hem de Amerikan devletini biliyordur, evet. Tanıyordur. Niye bu karşı karşıya gelmeyi göze aldı? Bu karşı karşıya gelme olmadan diplomatik bir yoldan sınır dışı ederek, sistemden çıkartarak da bunu krize çevirmeyebilir miydi? Yoksa kasıtlı olarak alıyorum, bir güç gösterisi alıyorum ve arkasına, çünkü şeyi de çok tartıştık ya, işte ver papazı al papazı gibi bir şey de geçti, cümle de geçti. Yani Türkiye burada ne yapmaya çalıştı? Şimdi şöyle, bu evangelist rüyasında Türkiye'nin güneydoğusunu Büyük İsrail projesi için bölmek var.
Dolayısıyla rahip 392 kere Güneydoğu'ya gitmiş. Suruç patlamasında orada, Kobani olaylarında orada. Yani buradan çok net şu yorumu yapabiliriz. Yani Türkiye'nin güneydoğusunun PKK'ya bölünmesinde rahip istihbari bir görev üstlenmiş. Zaten iddianamede var. Bir din adamından daha çok bir istihbaratçı olduğunu düşünüyorum. Tabii. Çünkü bakın dünyada istihbarat kavramı gözlüklü böyle siyah kabutlu insan değil ki. Bilim adamı kılığında, din adamı kılığında mesela FETÖ yapısını bir incelersek açık istihbarat teşkilatı. Yani yeryüzünde evangeliklerle hedefine ulaşmak isteyenler bir taraftan da FETÖ üstünden Müslüman siyonistleri oluşturacaktı. Aynı mekanizma. Yani FETÖ'nün nasıl ki imamları var, ilden sorumlu, ülkeden sorumlu, bölgeden sorumlu, rahip de belli ki Orta Doğu'dan sorumlu. Çok sık Rusya'ya gidip giriyor. Rahibi biri ifşa etti. Neden dolayı? Şimdi 15 Temmuz'dan sonra Türkiye artık kimseyi, Amerika'nın gücünü falan dinleyecek konumda değil. Çünkü açık bir hamle geldi Türkiye'ye. Resmen iç savaşa sürükleme, devlete el koyma gibi bir hamle geldi. Nereden geldi? Bu FETÖ'nün arkasındaki hamiler ekip Amerika. Halk Bankası'na yönelik bir operasyon çektiler. Orada tutuyorlar. Dolayısıyla devlet şu an Türkiye'deki Amerikan istihbaratına yönelik operasyon başladı. Sadece Brunson değil. Yani Amerikan buradaki konsolosluk görevlerine de operasyon yapıldı. Şu an pazarlık süreci. Türkiye bunu hukuk devleti, Amerika'da hukuk devleti ama karşılıklı olaraktan ellerinde ikozları görüştüklerini zannediyorum. Çünkü Amerika sadece evangelim üstüne kurulu değil. Amerika büyük bir devlet. Şu an 21. yüzyılda dünya yeniden şekilleniyor. Trump'ın temsil ettiği Amerikalılar yeniden büyük Amerika diyor. Yani 20. yüzyıl statikosu devam etsin. Peki kime karşı devam etsin? Amerika'da Trump'ın karşısındaki finansçılar, yani teknoloji lobisi, yani evangelik ya da Hristiyan şeyler, dini inancı olmayan başka bir lobi var. Bu lobide şu an Çin üstünden bir kuşak bir yol projesinin direkt mimarı. İçinde. Ne projesi? Ne projesi? Bir kuşak bir yol projesi var. Bir kuşak bir yol. Evet, yeni İpek yolu projesi. Dünya tarihinin en büyük ticaret projesi. Ve şu an bu proje sadece ekonomik değil, 21. yüzyılda dünyanın yeniden siyasal, ideolojik, teknolojik olarak dizaynı. Ne demek bu? Ne? Bu şu demek. Nasıl bir? Mesela Çin'den başlayan projede Çin şu an dizayn ediliyor. Modern sosyalizm adı altında ve George Orwell'ın 1984 romanı vardı. Belki seyircilerimiz bilir. Evet. Her şey, herkes kontrol altında Çin'de. 400 milyon civarında kamera sisteme entegre ediliyor. Her şey kontrol altında. Niye? San Francisco'daki Silikon Vadisi, know-how, üretim merkezi, Çin Endüstriyel Atölye. Şimdi Trump'ın arkasındaki bu evangeliks, yine Katolik yapı, Pentagon'da ağırlıklı olan, bunlar diyor ki eğer bu proje gerçekleşirse 21. yüzyılda Amerikan rüyası biter. Neden? Çünkü bir kuşak bir yol endeksli, 4. sanayi devrimi geliyor. Kripto para. Amerika'nın ekonomisinin yaklaşık 22 trilyon doları, 13-14 trilyon doları finanstan geliyor. Kripto paraya geçip dolar giderse... Yani ABD içinde bir grup bunu istiyor, Trump da buna karşı mı? Trump'ın daha arkasındaki din, yani Siyonist, Evangelik, milliyetçi, ırkçı Amerikalılar, Nazi'yle buna karşı. Burada bir virgül koyalım. Bir rakam vereyim izinle. Hı hı. 335 milyonluk Amerika'nın 110 milyonu Evangelist Hristiyan'dır. Burada bir cümlemi ben tamamlayayım müsaadenizle. Hı. Dolayısıyla Türkiye öyle bir noktada ki bir taraftan şu an Çin'den yeni bir kredi aldı ve daha gelecek. Çok da fazla kredi gelecek Çin üstünden. Çünkü Türkiye kilit bir ülke. Amerika'nın aşırı ihtiyacı var. Öyle bağırıp çağırıp tehdit etmelerine bakmayın. Çünkü Suriye'nin içinde Türkiye olmadan çıkamayacaklarını görüyorlar. Karşı tarafında var. Türkiye hangi tarafa giderse şu an 21. yüzyılın dengesi değişecek nitelikte. Coğrafi, Türkiye'nin yapacağı tercih 21. yüzyıldaki dünya dengesini etkileyecek. Büyük oranda etkiler, biraz sonra diyorsun. Neden etkileyeceğini açıklayacağım. Tamam. Tamam. Şimdi bir özetleyelim mi bu ana kadar söylenenleri evet. Ufuk Hocam'a sormak için ne düşünüyor diye. Evet, ben diye. Ufuk Hocam'a bir şey de soracağım. Evet. Tamam. Özetlersen. Evet, şimdi bugün şu ana kadar dendi ki Mike Pence gibi böyle yönetimde evangelist, koyu dinci adamlar, yönetimde aşırı hakimler. Onlar da kendi dinlerinden olan Rahip Brunson'ın iadesini istiyorlar. Türkiye'den ayrıca da denildi ki Brunson Büyük Orta Doğu Projesi'nin bu bölgedeki temsilcisi, bir ajan, bunun gibi faaliyetler yürüttü. Bunun için tutuklandı. Ayrıca son olarak da Abdullah Çiftçi dedi ki işin içinde bir de bir Çin boyutu, yeni modern İpek yolu meselesi var. Katılır mısınız bütün bu görüşlere?
Siz nasıl görüyorsunuz Brunson'un tutuklanmasıyla bu arka planda? Ben şunu eklemek isterim. Evet. Hocamın doğrudan öğrencisi olmadım ama aynı üniversitede bazı derslerine girdim. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi anlatırken dünya siyasetini belirleyen böyle bir metafiziğin olduğunu, bunların tarihsel backgroundları olduğunu hiç anlatmadınız. Aldatıldık mı hocam? Doğrusu Rahip Brunson'la ilgili hemen konunun dışına çıkmamın özel bir nedeni var. Prensip olarak yürümekte olan davalarla ilgili kanaat beyan etmeyi, medyanın kendinin yargı yerine ikame etmesini prensip olarak doğru bulmuyorum. Biz anlaşılması için tabii, konuşuyoruz. Anlıyorum ama birçok başlık kamuoyuna mal oldu. Anlıyorum ama tartışılır hale geldi. Özellikle ilgili şahısla ilgili hüküm vermek istemiyorum. Çünkü dava yürüyor. Söylediğiniz gibi sınır dışı etme dahil bir dizi faktör olabilirdi. Kriz iyi yönetilemedi. Bir de daha önce... Kriz iyi yönetilemedi iyi mi? Yoksa Türkiye özellikle mesela FETÖ davaları gibi mevzular yüzünden burada tutmak mı istedi? Tabii ama şimdi bu bir prensip olarak pazarlık ve tehdit konusu olamaz derken onu kastettim. Bir 15 Temmuz travmasını aşamadığımız ortada ama Fethullah Gülen'in pozisyonuyla Rahip Brunson'un pozisyonu arasında asimetrik bir durum var. Yani birebir tekabül al etmiyor. Al papazı ver papazı evet, gibi yansıdık yani kamuoyuna. Eş durum söz konusu ama belli ki bu ilişkilerde bir travma yaratıyor. Ayrıca işte Alman gazeteci Deniz Yücel, Büyükada davası gibi meselelerin arka planına baktığımızda da çok ciddi bir siyasal müdahale olduğunu gördük. Büyükada davasının neredeyse biz önceden aldığımız duyumlarla tahliye olduğunu söyledik. Bir de böyle bir tırnak içinde sabıkalı durumumuz var. Dolayısıyla bu kriminal davayı açarak baktığımızda hakikaten bir bilim var. Bir de bilim kurgu var. Bilim kurgularda senaryolar, bunlar da ilginç yapılabiliyor. Komplolar varsa komploların teorileri de yapılabiliyor ama yani dünyada şimdi bir hegemonik sistem var. Bu hegemonik sistemin iktisadi, siyasi, ideoloji, kültürel, dini boyutları var. Tek başına dini boyut üzerinden baktığınızda mesela ABD-Latin Amerika ilişkilerini, ABD'nin Meksika ile, Kanada ile, Çin ile ilişkisini tek bir boyuttan bakarak anlamamız zor olduğu gibi doktriner bakış açıları gerçekle bağımızı nasıl koparıyorsa bu başkaları için geçerliyse büyük ölçüde bizim için de geçerli. Yoksa Batı'da din her zaman sömürgeciliğin bir parçası olmuştur. Şu ya da bu şekilde böyle örneklerle büyük ölçüde karşılaşacağız. Ama Sayın Trump'ın ve ABD yönetimi tweet atarak aldığı bu hasmane tavır bir dizi faktörün yan yana gelmesiyle ilgili. Yani siz mesela tabii ki biz bu ülkenin yurttaşları olarak Türkiye'nin hukuk sistemiyle problemimiz var ama Sisi'nin Mısır'da sistemiyle hiçbir problemi olmayıp doğrudan Sisi rejimini destekleyen ABD'nin Türkiye'de aldığı pozisyona baktığınızda buralarda bir tuhaflık olduğu çok açık. Misyoner faaliyetleri zaten esas itibariyle o dini cemaatlere yönelik faaliyetler oluyor. Kendi dini cemaatlerin hizmetlerine yönelik siz faaliyetler. Siz mesela böyle Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olarak görünmesi yorumuna ne diyorsunuz? Bir başka açıdan baktığınızda işte Sovyetler Birliği'ne karşı Yeşil Kuşak Projesi'ni gerçekleştiren başka bir tırnak içinde misyonerlik faaliyetini destekleyenler daha sonra dediler ki biz Sovyetlerin yıkılabileceğini öngöremedik. Dolayısıyla o desteklediğimiz radikal hareketler ayak bağı oldu. Zamanında Musaddık'ı desteklemiştik. Ne kadar yanlış yapmışız. Yani görüyoruz ki ABD dediğimiz her şeyi bilen bir ABD değil. Bu kadar da abartmamak lazım. Yani önündeki Sovyetler Birliği'nin rejimini CIA'siyle, istihbaratıyla, süsüyle, busuyla öngöremediği için bir dizi yanlışlar yapan bir ülke. Biz de yani Türkiye solundan baktığımız zaman hep ABD, Türkiye ilişkilerinde bir ABD var. İşte Mahir Çayan der ya, emperyalizm bir içsel olgudur ama zaten hiçbir zaman dışsal olgu olmamıştır. Bir ABD var, ona bağımlı rejimler var diye bakıyoruz değil mi? Ama bir bakıyorsunuz, birdenbire 1957 yılında
Sovyetlerle ilişki kurmak isteyen Menderes'in uçağı düşüyor, sonra devriliyor. Bir bakıyorsunuz ABD'ci diye varsaydığımız Süleyman Demirel 67 yılında Sovyetlerle girdiği anlaşmalarla bir dizi sanayi yatırımı oluyor. Ne hikmetse o da gidiyor. Kıbrıs Harekatı'nda benzer bir durum var. Kafa kafaya geliyoruz. Tam burada. Evet. Akışınızı belki bozacak ama iki tane çarpıcı örnek verdiğiniz için. Örneğin Demirel diyorsunuz Sovyetler Birliği ile yakınlaştığı andan itibaren sıkıntıya uğradı. Adnan Menderes Sovyetler Birliği ile yakınlaştığı andan itibaren sıkıntıya uğradı. Tam da Türkiye'nin yani Erdoğan'ın Rusya ile belli ilişkiler kurduğu bir konjonktürden ve dönemden geçiyoruz. Yani burada bir analoji kuruyor musunuz? Benzerlik kuruyor musunuz? Zaten oraya geliyor. Tam oraya geliyor. Yani bizim geleneksel Doğan Avcıoğlu'ndan mülhem bir MDD'ci, doğrusal tarih okuması, emperyalizm analizine tam tekabül etmeyen durumlar oluyor. Ve Sayın Erdoğan diyor ki Sayın Putin'le görüşmesinde ya bizde kıskananlar var. Ama o kıskananlar dediği muhtemelen Sayın Trump'ın da Putin'le arasındaki ilişki biraz önce vurgulandığı gibi yekpare bir ABD olmadığı için ABD'de de problem yaratabiliyor. O yüzden bizim o bildiğimiz klasik okumalarla baktığımızda kendi tarihimizde bile her şey yerli yerine oturmuyor. Sayın Ecevit'i düşünün. 1 Mayıs'tan bir dizi katliamları hep arkasında kontrgerilla olduğunu söylerken birdenbire ülkenin bekası açısından bu bir daha gündeme gelmemişti. Ya da Kore Savaşı'nda ABD'nin hizmetinde savaşan Teğmen Kenan Evren 12 Eylül darbesini yaptıktan sonra bütün konjonktür değil mi değişti. Ya da ne bileyim işte bugün Türkiye ya da Erdoğan yönetimi Kudüs meselesinden Suriye'ye, ABD'nin Orta Doğu politikasına, Mısır'a bir dizi meselede ters düşüyor. Bunu tek başına dini temrimler düzeyinde ele almak anlamlı ama yeterli olmayabilir. Çünkü burada çok büyük bir nüfus mücadelesi var. O nüfus mücadelesi, hükümranlık mücadelesinin bir parçası. Ramazan Kurtoğlu da Abdullah Çiftçi de aslında iki ayağa oturttular. Eğer yanılıyorsam düzelsinler. Bir, hani işte evangelizm, bazı işte misyonerlik faaliyetleri, dini faaliyetleri yani belli bir tarihselliğe oturttular. Evet. Aslında 1800'lü yıllardan bugüne kesintisiz ve sürekliliği olan bir hareketle karşı karşıyayız. Ve belli hedefleri var ve bu hedefleri genelde dini referanslı hedefler sırasıyla da hayata geçirmeleri gerekiyor. Bir böyle bir şey. Doğru. Ama sırf bunlar da sınırlı değil. Bir yandan da işte teknoloji, finans alanındaki güçlü yapılarla, reel güçlü yapılarla bir hareketin içerisinde. Doğru. Bunlar at başı beraber yürüyorlar. Yani iktisadi bir ayağı var ve metafizik bir ayağı var. İkisi doğru, at başı doğru yürüyorlar diyor. Gerçekten böyle at başı yürüyen ve tarihsel bir arka planı olan kopmaz bir zincirle bağlı sistematik bir işleyişle mi karşı karşıya? Tabii. Zaten işin bu boyutunu da dikkatle analiz etmek lazım. Küçümsememek lazım. Oradan yola çıkarak bu hani dini ya boyut... O anla bile katılıyor musunuz? Ayrışıyorsanız neresinde ayrışıyorsunuz? Bu dini boyut, iktisadi boyutun, siyasal, sosyal, kültürel boyutların her birinin kendi akkor ortamı var. Tek bir alana bakarak anlamak mümkün değil. Ama bakmayarak ele aldığınızda da eksik kalır. Şuna dikkat etmek lazım. Anti-Amerikanizmin kendisi her zaman anti-emperyalizm olmuyor. Mesela Panama'da diktatör Noriega uyuşturucu ticaretinden dolayı yargılanmak istediğinde ABD'ye karşı tavır alıyor. O diktatörün aldığı tavır diğer diktatörlerde gördüğümüz gibi Esad'da ve diğerlerinde eşittir. Anti-emperyalizm anlamına da gelmiyor. Her anti-emperyalist zannettiğimiz tutum bazen otoriter, ceberut, devlet hükümranını da tahkim eder anlam taşıyabiliyor. Yani şimdi bugün Kuzey Kore'nin aldığı tavrı ya da Esad'ın aldığı tavrı, Saddam'ın aldığı tavrı böyle bir anti-amerikanizmi eşittir anti-emperyalizm gibi de okumamak lazım. Soldaki esas ayrıştıran biz ABD hegemonyasını, emperyalizmi iktisadi boyutlarıyla beraber alıyoruz. Yani bir kapitalizm eleştirisi yapmadan sadece kültürel boyutta, sadece din savaşları boyutunda ele almak eksik kalır. Onu vurgulamak istiyorum. Peki. Nihal Bey'in Güçlü Karaca, siz başta da sordum ama mesela
ABD Brunson'ı gerçekten çok mu önemsiyor, yoksa bu Trump'ın biraz da dini hassasiyetlerle verdiği bir önem mi? Ya Brunson'ı ben aslında şunu anlatmaya çalıştım ilk turdaki ilk görüşümde. Brunson'ın önemi ziyadesiyle etkinlikte ve ilişkide bulunduğu kişiler üzerinden bir anlam ifade ediyor diye düşünüyorum ben. Çünkü kesinlikle sıradan bir misyoner olduğu izlenimine ben de kapılamıyorum. Evet, dava devam ediyor, belki kanaat belirtmemek lazım ama çok sıradan bir misyonerlik faaliyeti olmadığı hissine, izleyicilerimiz de bunu duysun, bu bir his, izlenim. Neden bu vurguyu yapıyorum? Çünkü başka bir devletin sınırları içerisinde dininizi yaymaya çalışıyorsanız, bu mevzunun masumiyeti rastlantısallığıyla paraleldir. Yani ilişkileriniz rastlantısal, random denir hani. Ya ben dinimi yayıyorum deyip gayet hani asimetrik, hani herhangi bir düzen ihtiva etmeyen, herhangi bir paterni olmayan ilişkiler kurarsınız. Fakirlere yardım edersiniz, dininizi anlatırsınız vesaire. Ama bu Brunson ve etrafındaki eğer gizli tanığın gözlemleri aktardıkları doğruysa burada çok belirli bir patern, belirli bir amaca hizmet edecek ilişkiler ağı, bir örgün manzara ortaya çıkıyor. O da biraz Güneydoğu üzerinde çalışmışlar, Kürt ve Alevi gençlerini Hristiyan yapma üzerine yoğunlaşmışlar. Barzani Vakfı ile ilişkilerinden bahsetmemin nedeni, yani biraz evet bu Kürdistan meselesini ne kadar katkı sunabiliriz? Bu da biraz cemaatsel bağlarıyla ilgili olabilir. Tam da o Armageddon, Armageddon'dan önce Fırat Dicle arasındaki kurulacak yeni atmosfer, onun Kürdistan olacağını vehmetmiş olabilirler. Onun oluşumu için çalışmaları da bulunmanın bizatihi inançları gereği olduğunu düşünmüş olabilirler. Peki ABD'nin Türkiye son olayda bu kadar sert tepki göstermesinin bence birkaç nedeni var. Daha çok böyle S-400'ler ABD ile Türkiye arasında birkaç nedeni var. Hepsi bence. Dış nedenler mi, yoksa biraz daha dini nedenler mi? Hepsi bence ve Kasım'daki seçimler de olabilir. Evangelistlerin oylarına bir kere ihtiyaç duyuyor. Şimdi ben bu dünyayı şekillendirenlerin bir inanç üzere şekillendirdiğine inanmıyorum. Bence dünyayı şekillendiren insanlar sadece kendilerine inanıyorlar. Fakat bu arada bu türden ezoterik olur veya bir semavi dinden türeme ajandası olan inançlar olur. Bunları da beslemekte hiçbir tereddüt duymuyorlar. Dünyayı şekillendirenler dediğinizde, yani böyle dünyayı şekillendiren egemen güçler diye. Egemen, aktif, kontrol elinde tutabilen böyle bir yapının olduğunu düşünüyor musunuz siz de? Dünyayı yöneten güçler gibi bir küresel tavrı. Güçler diye genelleyebiliriz bunu. Yani burada böyle bir mekanizma var. Hayır, az önce burada bu analiz yapıldığı için bunu söylüyorum. Yani ben size katılır mı, yoksa küresel bir dünyayı takım yönetecek bir güç, bir merkez öyle kolay kolay da olmaz mı diyorsunuz? Tek bir merkez olduğunu ben de düşünmüyorum. Ayrıca hani birkaç merkez, birkaç birim, birkaç egemenlik bağlamında türdeşlerine oranla daha fazla avantajı olanların bunu bir savaşı, yani ilahi metinlerdeki bir savaşı çıkarma şeklinde o gücü, o böyle bir ajandaya, böyle bir takvime, böyle bir dinsel ya da kehanetlere uygun bir düzlem oluşturacak şekilde inanç merkezli hareket ettiklerini düşünmüyorum. Fakat bu inançlara oynadıkları dönemler oluyor. Yani bunları kendileri vasıta, araç olarak kullanıyorlar. Evet, araç olarak yoksa kullanıyorlar. Yoksa planlanmış bir hedefe İstikrarlı bir şekilde ilerlemek gibi bir düzenlilik yok. Ben öyle düşünmüyorum, evet. Yani kesintisiz olduğunu da düşünmüyorum o yüzden o çizginin. Yani zaman zaman muktedirler belli inanç gruplarının ajandalarına yem atıyorlar, olta atıyorlar. Ve Kasım'daki seçimler için Trump mesela Brunson üzerinden bunu yapıyor. Ayrıca BRICS ziyaretini de unutmamalıyız. Erdoğan Afrika'ya, yani yüzyıllar önce protestanların sömürmek, fethetmek için dinlerini yayıttıkları alana gidip İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak konuşuyor. Bakın bu eş zamanlılık, eğer bir analiz yapılacaksa bu eş zamanlılık üzerinden ve bu eş zamanlılığın ABD'yi, ABD'deki kışkırtan etkisi üzerine de konumlandırmalıyız biraz. Yani eş zamanlığı açmak için bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Tam da Trump-Erdoğan görüşmesinden önce bu tweetlerin atılmış olması biraz da diplomatik Putin demek istedim. Putin görüşmesinden evet. Önce evet, bir diplomatik baskı yaratma hamlesi. Yani bir tarafı
Brunson'u tutarak, Türkiye Brunson'u tutarak aslında biliyorum diyor bence. Ben bir şeyleri biliyorum. Brunson üzerinden ulaştığım bir ilişki ağı var. Ve ben burada o emekli askerler, NATO'da görev yapmış kişiler, yani burada masum, yerleşik, dini faaliyet, yardım faaliyeti gibi görünen kişilerle Brunson üzerinden kurulan ilişki ağını ve içine FETÖ'nün de yer aldı. FETÖ'cü Basim Anir aldı. İlişki görüyorum diyor. Bu görüyor olma durumu elbette belli bir asabiyet uyandırıyor. Öte yandan tam da bu kararın ev hapsinin yetmediğini görüyoruz. Yani aslında bir tutukluluktan ev hapsine bir genişletme var. Fakat bu genişletmenin kesinlikle yetmemesi, bilakis Trump'ın ve Pence'in doz yükselterek Türkiye'ye tehdit yöneltmesindeki mevzu biraz bu BRICS zirvesiyle ilgili bana kalırsa. Ve Afrika'da, Güney Afrika'da Erdoğan'ın konuşması, Putin'le görüşmesi ve açıkçası bugün daha ilan edilen Çin'den alınan kredi 3.6 milyar dolar kredinin bilgisini almış olabileceklerini de düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu hani bir yıl boyunca, iki yıl boyunca hatta tartıştığımız eksen değişimindeki rotasını, ilişki biçimini olgunlaştırdığı olarak görüyor olabilirler. Şöyle. Ve Türkiye'de bu noktada hani olgun da davranıyor aslında. Hem ilişkilerini o tarafa doğru olgunlaştırıyor hem de NATO'ya, üyesi olduğu NATO'ya orayı ben çatlatmayacağım diyor. Serikanlı bir duruş ve konumlandırma yapıyor kendi lehine. Yani diyor ki benim S-400'lerimin, BRICS'le olan ilişkimin, BRICS ülkeleriyle olan yeni ticari ekonomik yollar, yöntemler arayışımın, senin dolarını rahatça tartışıyor oluşumun elbette klasik eski dönemde olsa, yani bir 20 yıl önceki Türkiye-ABD ilişkilerini neredeyse tamamen çıkmaza sokacak derecede tehlikeli olduğunu biliyorum. Ama soğukkanlılığımı bozmayacağım. Aynı zamanda NATO üyesi olarak da kalacağım. Ve NATO'yu çatlatan ben olmayacağım. Ve kendime yeni ilişki biçimleri kuracağım. Yeni ekonomimi düze çıkaracak. Ya da bölgesel nüfuzumu arttıracak. Yeni arayışlara gireceğim. Peki. O zaman şöyle. Bu mesajın akabinde olayların eş zamanlı olarak gelişmesinin Trump'ı ve Pence'i bu açıklamaları yapmaya ittiğine inanıyorum. Ama hemen arkasından Pentagon'un ilişkileri toparlayıcı, hatta Pompeo'nun yumuşatıcı, neredeyse ya siz oraya da bakmayın, hani çok da şey etmeyin neredeyse, hı hı, anlamına gelecek açıklamalarında bir şeye koymamız lazım. Bunu da bu dizgede anlamlı bir yere yerleştirmemiz lazım. Gerçekten hani Türkiye-ABD ilişkileri 20 yıl önceki, 10 yıl önceki gibi değil. Ne Türkiye çünkü 10 yıl önceki gibi, ne Amerika 10 yıl önceki gibi. Şartlar, ilişkiler, evet, her şey değişti diyor. Yani ben şu kadar, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da hem Ramazan Kurtoğlu hocamıza hem de Abla Çiftçi'ye şunu soracağız tabii ki. Bir, bugünün gelişmeleriyle, bugünün sıcak gelişmeleriyle bu süreci açıklarken kendileri hep bir tarihsel perspektifin içerisinden belli bir sistematiğin içerisinde bakmak gerektiğini savunuyorlar. Bu iki yaklaşım birbirini tamamlayan yaklaşımlar mı, yoksa birbiriyle biraz da çelişen, tartışan yaklaşımlar mı? Bunu da soracağız. Ama gerçek fikrini şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından hocamız Ramazan Kurtoğlu, Abdullah Çiftçi ile konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Gerçek fikrini aranın ardından devam ediyor. Ramazan Hocam, şimdi aradan önce neler yaşandığımızı, bu Branson, Brunson, her türlü telaffuz ettik ismini iki gündür. Vakasında bir mesela Nihal Bengüsü'nün aradan önce bahsettiği gibi bir açılımla ifade edenler var. Yani işte ekonomi üzerinden sıcak gelişmeleri, tartışmaları dikkate almak gerekir. Ki Abdullah Bey de söylemişti onu. Ama yani siyasetin, uluslararası ilişkilerin yakın zaman son dönemlerindeki gelişmelerden bağımsız düşünemeyiz olanları diyerek bir çözümleme yaptı. Ama siz dediğim gibi sürekli bir tarihsel arka plan çerçevesinde sistematik bir gidişatta yürüdüğünü işlerin ve bu anlaşılmazsa, bugün olanın da anlaşılmasının imkansız olduğunu söylüyorsunuz sürekli.
Bir yandan da hani evangelizm üzerine, din ve küresel ekonomi politik başlık kitabınız, evangelizm kitabınız, hep burada da hep böyle makro, büyük bir fotoğraf var. Şimdi bu fotoğraf bazen de bizlerin bugünü anlamamıza yardımcı olmasından daha çok anlayamamamıza da sebep oluyor bazen. Yani ona bakarken anlık olanı anlamakta zorlanabiliyoruz. Bu anlık olanla o büyük fotoğraf arasındaki ilişki nasıl kuruyorsunuz bu papaz örneğinde? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Türk toplumunun en önemli meselesi oku ayetin, sadece Türk toplumu değil, İslam dünyasının en önemli meselesi oku ayetini doğru dürüst anlayamamaktadır. Oku ayetini anlayamadığı için Yüce Kur'an'daki 700 ayetteki siz aklınıza danışmaz mısınız mealinde hükümleri de görmüyor. Okumayan insan aklı kullanamaz. Aklı kullanamayan insan teknoloji, bilim ve düşünce üretemez. Nitekim Amerika'da 3500 düşünce kuruluşu, think tank var. Bunlar sürekli üniversiteler, enstitüler vesaireler yoluyla Amerikan devlet kurumlarına, hatta özel sektör şirketlerine sürekli fikirler üretiyor. Son 200 yılda bu adamların Türkiye'de 3 kişi ayağına bastı. Özellikle. Son 200 yılda? Son 200 yılda. Birisi Cennet Mekan olsun Abdülhamit Han'dır. İkincisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1960 Evangelist Okulu Anadolu'daki kapattı. 1927 yılında da 3 kızımızı Hristiyanlaştıran Bursa Amerikan Kız Koleji'ndeki, ki saklı olmadığı için ismini rahatlıkla söyleyebilirim, Pakize Tarzi rahmetli oldu. Onun da arasında bulunduğu 3 kızımızı Hristiyanlaştırdılar ve Atatürk bu okulu kapattı. Üçüncü olarak Sayın Cumhurbaşkanı bunların ayağına bastı. Bu anlamda bu adamların Anadolu'ya bakışı Vergetezvök, Tanrı'nın yürüdüğü topraklar. Yani adamlar böyle bakıyor. Cumhurbaşkanı nasıl ayağına bastı? Şimdi Branson'u tutuklarsanız ayağına basarsınız zaten. Çünkü Branson sadece, bakınız, 1850 yılında Avrupa Türkiye misyonu, Batı Türkiye misyonu, Orta Türkiye misyonu, Doğu Türkiye misyonu diye 4 evangelist karar veren, kontrol eden mekanizma ve bunlara bağlı alt istasyonlar vardı Anadolu'da. Bugün de baktığımızda... Bugün kaç istasyon var böyle? Efendim? Türkiye'de bugün kaç istasyon var böyle? Bugün Türkiye'de devletimizin bazı kurumlarından edindiğimiz bilgilere göre ilk turda söylediğim 50 bin dolayındaki ilginç bir iddianız var. Kilise yani şahıs var. Bir misal, hangi Türk Cumhuriyeti'nden olduğunu söylemeyeyim. Bizim üniversitede bir kızımız 2015 yılında 1915 olaylarının 100. yılı dolayısıyla devletimizin de politikasına uygun olarak ben öğrencilerden Dışişleri Bakanlığımızın hazırladığı bir kitapçık var. Bu kitabı okumalarını ve özet çıkarıp bana vermelerini söyledim. Bütün öğrencilerim bunu okudular ve özetini bana verdiler. Ama bir Türk Cumhuriyeti'nden kızımız, hocam dedi, ben bu özeti yazmayacağım, vermek istemiyorum. Bu konuda ödev verip not almak istemiyorum. Çünkü ben Türklerin Ermenileri kestiğini düşünüyorum deyince dedim ki, kızım siz nereden bu kanaate vardınız dedim. Mecidiyeköy'de bir evangelist kiliseye devam ettiğini, oradaki pastörün kendisine bunu anlattığını ve buna inandığını söylediğimde, peki bu konuda karşı görüşleri okuyup okumadığını sorduğumda, kızımız maalesef herhangi bir okuma yapmadığını söyledi. Nitekim bir başka misal vereyim, yine tarihe gidelim. Kenya'nın kurucu lideri Kenyatta aynen şöyledir. Misyonerler, ki çoğunluğu bunlardır, Kenya'ya geldiklerinde dediler ki, yumun gözlerinizi, dua edeceğiz dediler. Ve dua etmeye başlamadan önce, topraklar bizim, İncil'ler onlarındı. Yumduk gözümüzü, duaya başladık. Gözümüzü açtığımızda İncil'ler bizim elimizde, topraklarımız onların elindeydi diyor. Kenyatta söylüyor. Tarihi bir belgedir. Öte taraftan 2004 yılında Tempo dergisi, kaynak veriyorum ve size takdim ettiğim evangelizm kitabında bunun kaynağını da koydum. Ankara Kurtuluş'taki evangelist kilisenin pastörü olan Bay Wickweyer diyor ki, Türkiye neden GAP projesine bu kadar yatırım yapıyor? Çünkü diyor,
Türkler bilmeden diyor Armageddon Savaşı'na diyor hizmet ediyorlar. Çünkü Armageddon Savaşı'nda İncil'lere göre 6. melek tasını Fırat Irmağı'na dökecektir. Ve Megiddo Vadisi'nde 1917'de İngiliz General Allenby'ye Türk birlikleri burada yenildi ve 404 yıl sonra Kudüs ve Filistin'i terk ettik. İşte o günden bugüne Kudüs'te, Filistin'de kan ağlıyor. Tarihi geçmişini bilmeden ki geriye gideyim. Yıl 1880. Gaziantep'imizde, kahraman o Gaziantep'imizde bir evangelist kız koleji var. Bunun müdiresi Mary Hollis'tir. Onun gayretleriyle İzmir'den sonra, efendim Beyrut'tan sonra, İstanbul'dan sonra bir de Gaziantep'te matbaa kuruluyor. Matbaanın bastığı bütün kitapların toplam sayısı, bütün bunların kaynağı Uğur Kocabaşoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesinden çok değerli bir bilim insanıdır. Onun makalelerinde var, isteyenler bulup makaleyi okuyabilir. Amerikan kaynaklarından derlemiştir kendisi, tamam Amerikan kaynaklarıdır. Ve orada bu evangelist okulun matbaanın bastığı kitapların sayısı 10 yılda 500 bin adet sayfadır. Ve tamamına yakını çok ilginç. Tarihi tekrar söyler misiniz? 1880. 1880. Evet. 500 bin adet sayfalık bastıkları kitap ve broşürlerin tamamına yakını Ermenice ve Kürtçedir. Bugün ile. Peki o zamanki Ermeni Kürt nüfusta mesela okuma oranı ne? Yani kitap basarak. Onu bilemiyorum. Şey yapmak etkili bir yöntem mi? Bu İzmir matbaasında 1837'ye gelindiğinde Malta ve İzmir matbaasında basılan kitap ve broşür sayısı 21 milyon sayfa. Çünkü hani hep şöyle bir bilgiye sahibizdir ya. Hani bugün bile okuma yazma oranları tartışılır. Hani o yıllarda bunun çok 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 düşük olduğu, toplumun okuma yazma oranı çok çok düşük vallahi olduğu. O gün matbaa kitap yoluyla geniş kitlelere ulaşmak geçerli ve etkili bir yöntem o tarihte. Tabii bugün misyonerlerin üç temel unsuru vardır. Yayıncılık, eğitim ve sağlık hizmetleri. Bugün de misyonerliğin metodolojisi değişmemiştir. Bakın yayıncılık, eğitim kurumları ve sağlık hizmetleri, ilaç vesaire. Dünyanın her yerinde metodoloji aynıdır. Osmanlı'da da aynıdır. Bugün de, şimdi isim vermeyeyim burada cevap hakkı doğmasın. Evet. Bir kısım kuruluşlar, devletimiz bunları biliyor. Bu yöntemi sürekli kullanıyorlar. Adamların gayesi şu. Bir kişi artı X veya X artı bir ne derseniz. Adamlar bu politikayı sürdürüyor ve açık ifade edeyim. Sadece dini bir hareket olsa ki sonuna kadar saygı duyarım umurumda bile olmaz. Herkesin dini kendine. Ama evangelist hareketler ki 335 milyonluk Amerikan'ın 110 milyonu evangelisttir. Bütün bu tenkitleri merak edenler benim kitabımı da okumasınlar. Başkan Carter'ın danışmanı Grace Helsel vardır. Onun Chicago Üniversitesi'nde basılmış olan yüzlerce kitaplar vardır. Bu kitapları okuduklarında göreceklerdir ki bu yapı sadece Amerika'yı rahatsız etmiyor. Bu yapı bugün de İsrail'in güvenliğini, bunu da ben söylemiyorum, İsrail'de orada da namuslu insanlar var. İsrail'in güvenliğini bu adamlar yani evvelki 2000 yılında Oğul Bush iktidara geldi. Evet 2000 yılında Siyonist Hristiyan dediğimiz evangelistler Mescid-i Aksa'yı patlatacaklardı. Kubbedül Sahra ile Mescid-i Aksa'yı. CIA ve Mossad dedi ki durun ya dedi. Durun. Bunlar batılı kaynaklar, kendi kaynaklarından aktarıyor. Siz dedi dünya savaşı çıkaracaksınız. Bugün konjonktür uygun değildi dedi. Çünkü bu inanca göre milattan önce 586'da Babil kralı Nabukadnezar'ın yerle bir ettiği 1. Süleyman Tapınağı, İkincisi milattan önce 515'te Pers kralı Kodeş'in Babil'i yıkmasıyla yeniden yapıldı. İkincisi de milattan sonra 138'de Romalı Titus tarafından yıkıldı ve o tarihte diaspora oluştu. Ve evangelistler diyorlar ki
Tanrı'nın bize bahşettiği o cenneti yaşamak için, Tanrı krallığını yaşamak için İsrail'e Tanrı'nın bu dünya ile ilgili yüklediği misyonlar vardı. Adamlar böyle inanıyor. Ve bu misyondan dolayı İsrail'e var güçleriyle, özellikle Siyonist Yahudilere, Musevilere yardım ediyorlar. Ama İsrail'in tamamı Siyonist mi? Hayır. Bugün İsrail nüfusunun, yani Musevi nüfusunun %20'si İsrail devletine karşıdır. Özellikle Amerika'daki bu evangelist yapı bugün İsrail'in güvenliğini en çok tehdit eden unsurlardır. Çünkü öyle bir politika geliştirdiler ki İsrail'in etrafında hiçbir dost ülke kalmadı. Ve adamların, Amerika'dakilerin tuzu kuru. Sürekli kışkırtıyorlar, sürekli dini motive. Ve nitekim bir başka kaynak vereyim. London School of Economics and Political Science'dan John Gray, çok namuslu bir bilim insanıdır. İngiliz. Onun yapı kredi, bir kısım kitaplarını Yapı Kredi Bankası'nın Yapı Kredi Yayınları Türkçe'ye çevirdi. Mesela Karabüyü gibi kitaplarında bu oluşumları anlatır ki yine Oxford Üniversitesi'nden bir hoca arkadaşımın deyimiyle şu var. Antalya'da yörüklerin bir lafı vardır sevgili kardeşim. Yukarı köyde bir yalan söyledim. Aşağı köyde kendini dinandım. 2500 yıl önce Ezra bir yeni Tevrat çakmış. Efendim 4 İncil ki özellikle Yuhanna'nın esinlenme kitabı, vahiy kitabı bunlar temel alınıyor. İncil'in Daniel bölümü temel alınıyor. Bu kehanetlere uygun Oxford'dan hoca arkadaşımın deyimiyle bu kehanetleri gerçekleştirmeye çalışan eksantrik bir yapı var dünyada. Bu yapıyı göremez isek ülkemizin çok ciddi şekilde tehdit altında olduğunu göremeyiz. Peki Abdullah Çiftçi, o kehanetler adım adım ne? Türkiye nasıl bu tür kehanetlere alet edilebilir tırnak içinde Ramazan? O kehanetler hocamın konusu. Hı-hı. Ben ona girmeyeceğim. Hı-hı. Çünkü seyircilerimizin olayı daha farklı yönlerini ele alması için ben biraz daha farklı bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. Sizin ayrıştığınız başka türlü baktığınız yerler de var yani. Tabii. Çünkü 21. yüzyılda dünya yeniden kuruluyor. Türkiye bu yüzyılı erken anlarsa ciddi anlamda avantaj elde eder. Biraz daha ekonomik ve küresel perspektifini mi vurguluyorsunuz? Bakın, dünyada böyle bir lider kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Amerika'da öyle hiç mümkün değil. Yani bir tane lider çıkacak, o grubu, dini grubu kullanacak, bu grubu öyle bir şey yok. Trump'ın ortaya çıkışı tesadüf değil diyorsunuz. Hayır, Trump'ın ortaya çıkışı da bir planlı, projeli bir iş. Kendiliğinden gelmiyor bu adam. Arkasında kim olduğu önemli. Dolayısıyla Trump'ın Amerika'daki hayatına bakarsanız İngiltere'deki ilişkilerine yani çok önceden belli gelen bir adam. Şimdi dünya 7,5 milyar insan var, 7 milyar. Sanki böyle herkesten bir şey, bir fikir ortaya atıyor da yönetimde etkili oluyor. Öyle bir şey yok. Ben Türkiye'ye örnek vereyim. Kılıçdaroğlu istemeden CHP'de şu an durumda kimse vekil olamaz. Bahçeli istemeden MHP'de olamaz. Erdoğan istemeden AK Parti'de olamaz. Erdoğan istemeden kanun çıkmaz. Bir kişiye indik mi? Dünyada da böyle bu işler. Yani Amerika'da orada bir siyasi partiler kanunu var. Biraz ondan kaynaklanıyor ama dünyada böyle bu sistem oturacak öyle bir kanun var mı? Dünyada ezoterik örgütler var. Bak hocam kapılır. Onların tezgahından geçmeyen birinin bir yere gelme şansı yok. Örneğin FETÖ Türkiye'de. En kilit noktalara geldi. Ordumuzda 150-200'e yakın generali getirdiler. Emniyeti en üst düzeye tırmandılar değil mi? Kısa sürede. Şimdi bunun mantığı şu. Dünyada gelişi güzel ortaya çıkan hiç kimse yok. İngiliz kraliçesi kaç yıldır var? Hala Theresa May bir kraliçenin şeyine resimleri daha bugün vardı gazetede gidip ailesinin önünde eğiliyor. İngiliz başbakanı değil mi? Kadriyeli kaç yıllık var bu ülkede? Nakşibendili kaç yıllık var? 1000 yıllık. Batı'daki 3000 yıllık. Aynen devam ediyor. Mesela evangelistler Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 4 milyondu. Bunlar kendiliğinden gelmiyor. Papaz Branson İzmir'e para kazanmaya gelmedi. Mis gibi ülkesi var. Gider orada yaşar. Bu adamları motive eden şey inançlarıdır. Dolayısıyla Amerika'daki inanç da 3 tane inanç görüyorum ben. Bir Hristiyanlık, bunun Katolik Protestanlık tarafı var. İkisi Siyonist, üçüncüsü Pagan. Para sahipleri de ta Sümerlere dayanıyor inançları. Dolayısıyla 21. yüzyıl dizayn edilirken şu an Trump'ın arkasındaki lobi eskisi gibi kalsın. Amerika Dünya Jandarması ve Orta Doğu'da istediklerimizi yapalım. Fakat diğer taraf City of London merkezli. Bugün Türkiye'ye kredi veren taraf. Sayın Bakanım. Ne merkezli?
City of London. Londra'da özel bir bölgedir. Londra'da. Kraliçe de iş yapsa izin almak mecburiyetinde orası. Özellikle bak 3 tane yer var. Vatikan, Washington, özel bölge, bir de City of London. Burada 400 tane banka var. Burada şeriat mahkemeleri var. Özel olarak da dizayn edilmiş. Yani paranın Vatikanı. Evet. Kardeşimizin. Dolayısıyla şimdi 21. yüzyılda Çin'den gelen bir proje var. Çin'in ihracatının %50'sini Çinliler yapmaz. Yine bu adamlar yapar. Para 300 yıldır aynı ailelerde. Onda bunda değil. Aynı yerde. Merkezde. Paranın sahibi aynı. Dünyanın %1'likleri 300 lira aynı. Dolayısıyla 1492'den sonraki süreçte Martin Luther'le başlayan Hristiyanlıkta Katoliklerin üzerine çöken akıl aynı zamanda FETÖ'yle İslam dünyasının üstesine çöken akıldır. Bakın. Orada Hristiyan Siyonizmi başarıyorlar. Burada Müslüman Siyonizmi başaramıyorlar. FETÖ bir Müslüman Siyonizmidir. Projesiydi. Aynı proje. FETÖ bak 20. yüzyılda dünya insan kaynağı en önemli şey insan kaynağını yönetmek. Parayı zaten basıyorlar karşılıksız. Dünya insan kaynağını 20. yüzyılda cemaatler dinlerde kontrol ettikleri cemaatler üzerine yönettiler. Mesela dünyayı mesela gizli tarikatlar mı yönetiyor yani? Gizli aslında? Tarikat derken bakın tarikat değil. Bu çok açık. Lobi. Kendi amaçları var. Paranın da sahipleri, siyasetin de sahipleri. Yani %1'lik para kimdeyse yönetim de orada. Mesela ne dedim? Çin'de bir oyun var şu an. Yükselen Asya diye tarif ediliyor. Yükseltilen Asya var. Para kimin? Çin'in değil o para ki. 1874'ten beri Çin'de gelen bir kurgu var. Sayın hocam biraz kızacak ama Mao'nun Maliye Bakanlığı'nın ismi İsrail'dir. Niye kızsın hocam? Hayır hocam şimdi farklı konuşuyorum da. Ufuk hocam. Ufuk hocam. Ufuk hocam. Ya, Maliye Bakanlığı'nın ismi İsrail'dir. Ya, Mao'nun Propaganda Bakanlığı'nın da aynı ekiptir bunlar. Ben niye kızacağım anlamadım. Doğu Perinçek'le karıştı. Neyse soldan olduğu için. Dolayısıyla bakın. Çin'den gelen oyunda da aynı ekip var. 20. yüzyılda Amerika'da oyun kuranlar, dünya finans ağını kuranlar, pazarlama ağını kuranlar, güç dengesini kuranlar, 21. yüzyılda 4. sanayi devrimiyle beraber Çin merkezli, endüstriyel atölye merkezli bir oyun kuruyor. Bu savaş, Brunson'un savaşı da Türkiye'ye bu kadar yüklenmelerindeki neden sadece dini neden değil. Çünkü bir öfke var Amerika'da. Amerika Suriye'de girdi ve çıkamıyor. İstediğini alamıyor. Dolayısıyla geldi Türkiye'ye takıldı. Fırat 15 Temmuz'da eğer başarılı olsalardı açacaklardı. Olamadılar. Türk ordusu ne açıklama yapmıştı Strafor o gece? Türk ordusu 15-20 yıldır kendine gelemez. Orta Doğu Türkiye'si dizayn edilecekti. Strafor Türkiye'si olarak bilinir. Ama Türkiye kendine geldi. Fırat Kalkanı'nı yaptı. Zeytin Dalı'nı yaptı. O PKK koridorunu, gaz boru koridorunu kilitledi. Şimdi olayın ekonomik boyutuna gelirsek, Akdeniz'de 100 trilyon dolar değerinde olduğu varsayılan bir enerji projesi var. Amerika diyor ki bunu ben İsrail üstünden, Kıbrıs, İtalya, Suudi Arabistanlaşaraktan, Kıbrıs'a da bir şekilde müdahil olaraktan Avrupa'ya yönlendireceğim. Rus gazını Avrupa'ya göndermeyeceğim diyor. Çünkü eğer Rusya'nın da gelirinin %70'i doğal gaz ve petrol, eğer bunu Avrupa'ya satamazsa ekonomisi çöker. Türk akımını yapıyor Rusya doğal olaraktan Türkiye ile beraber. Amerika şimdi Putin'le gitti, Trump anlaştı. Suriye'de çözüm yapalım. Türklere de Halep'i verelim. Yeniden Türkiye'dekileri göndersin. Ama İran'ı da buradan uzak tutun diyor. Dolayısıyla Türkiye şu an şu kararı verecek. 21. yüzyılda nasıl yürüyecek? Yani şu mu? Mesela söylediğiniz hakkında devam edersek. İşte Doğu Akdeniz'de bir enerji meselesi var. Bunun bir tarafında İsrail odaklı bir enerji şeyi var, evet. Deposu diyelim oraya. Yolu, yolu. Bir de Rusya odaklı var. Rusya odaklı var, İran'ın var, Hazar var, devam ediyor. Bakın, enerji bazlı bakarsak, burada enerjiyi kim kontrol edecek? Amerika'nın aslında kendi petrolü var. Neden bölgede petrol peşinde? Bir, kimin alacağı, iki, kimin almayacağı önemli. Çünkü Çin petrolünü bu bölgeden sağlıyor. Rusya'dan, İran'dan, Katar'dan doğalgaz sağlıyor. Ve doların dünya rezerv para kalmasındaki ana şey petrolün dolarla satılması. Eğer petrol hakimiyetini kaybederse Amerika, Suudi Arabistan... Para hakimiyetini kaybeder. Para hakimiyetini kaybeder. Şimdi Brunson üstünden seçimlere gidiyor Trump. Kasım'da seçim var. Emezeliklerin oyu %30. Doğal olaraktan öyle söylüyor. Sonradan Dışişleri Bakanı Pentagon etkilemez bu diyor.
Çünkü Amerika dediğimiz yapı şu an kendi içinde savaşıyor. Finansçılar bir tarafta, Trump ortada durdu. Dinciler, evangelikçiler bir tarafta, siyonistler bir tarafta. Ana şey Amerika'nın 21. yüzyılda alacağı role bağlı bölgeye yansıması. Dini yönü var, ideolojik yönü var, teknolojik yönü var, siyasi, finans yönü var, siyasi yönü var. Bir de biz Türkler dünyanın arka planını yeterince araştırmadığımız için kendi seviyemizden bakıyoruz. Mesela FETÖ'yü 90'larda bunun bu misyonla yetiştirildiğini söyleyen birkaç kişiden biriydim ben. Hiç de yanaşmadım. Eğer hükümeti yönetenler dünyanın arka planına doğru baksaydı FETÖ'nün ne olduğunu daha baştan görürdü. Dolayısıyla saklı gizli bir şey yok. Ben bir şeyi bilmiyorsam öyle bir şey yok diyemem. Bilmiyorum derim. Ama biliyorum FETÖ bu. Çünkü MUN tarikatının kurgusu ne yapıyor? Mesela bakın FETÖ'da çok önemli bu dünyanın arka planını anlamada. FETÖ üstünden Osmanlı Türk'ünün hatırını kullanarak da çocuk devşiriyor şeyden. Nasıl ki bizim bir kuşağı devşirdiler. Bunu yüzden fazla ülkede devşiriyor. Kara para operasyonu yapıyor. İstihbarat operasyonu yapıyor. Dolayısıyla dünyada 3-5 tane FETÖ benzeri yapı var. MUN tarikatı, Opus Dei gibi. Hakimiyet budur zaten. Yani dünyada bir birey kendisi bir şey bulur, ticaret yapar, o kendisini ilgilendirir, mahallesini ilgilendirir. Ama küresel çapta bir oyuna girecekse anında müdahil olunur. Şimdi bizim Türkiye olarak da 21. yüzyıl dijital uygarlık dönemi geliyor. Bakın, dijital uygarlık, blockchain tabanlı. Daha bu kavramları Türkiye'de doğru düzgün telaffuz eden yok. Ekonomik ve teknolojik olarak algılıyoruz. FETÖ nasıl Türkiye'yi böyle bir sarsmıştı, teğet döndük. Aynen 21. yüzyıl dijital uygarlık Türkiye'nin tüm iddialarını çöpe atacak nitelikte geliyor. İşte Trump'ın kavga ettiği insanlar bunlar. Trump dini mekanizmayla hareket ediyor arkasındaki yapıyla. Yani mesela evangelikler eşcinsel evliliğe karşı. Bir takım şeylere karşı. Obama'nın 11 eyalet Obama'yı mahkemeye vermişti. Ve evangelik sağlıklı eyaletlerde onlar. Sen bizim ahlakımızı bozuyorsun filan gibisinden. Obama genel sekreter olarak atamıştı kara kuvvetlerinde Pentagon'a bir eşcinseli. Kavganın devam ettiği 8-10 tane kimin kim olduğunu anlayabileceğimiz dinamik var. Diğer Trump'ın karşısındaki ekip STK'lar üstünde hareket ediyor. Dünya genelinde. BM merkezli, İsviçre merkezli STK'lar var. Hakim. Dünyada ne kadar önemli STK varsa merkezi İsviçre'dir. Dolayısıyla Rahip Brunson'ın bulunduğu bunca geniş yelpazede Amerika'nın %30'una hitap eden dünya Siyonist lobisi için önemli olan biri. Siyonist lobinin Amerika'da gücü belli. Ne demişti McCain eski başkan yardımcısı? Ben Yahudi olmayan Siyonistim demişti. Dolayısıyla bu insanlar paraya dayalı değil, inandıkları için hareket ediyor. Ama Türkiye'de şimdi zengin çıkıyor, oturuyor. Ev apartman alıyor. Hiçbir ideali yok. Böyle bakmamak lazım. Peki, burada bu yine insanların parayı kazanmasının bir amacı var. Evet. Ufuk Uras, şimdi bu olayların ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir açıklaması var. Diyor ki FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan ABD yönetimi bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir diyor. Şimdi Türkiye'nin ABD'den hem Fethullah Gülen'in iadesi hem FETÖ'cülerin iadesi konusundaki talepleri belli. O konuda hiçbir adım atılmazken Brunson'un ev hapsine alınması salt bir hukuki karar olarak okunabilir mi? Ve Türkiye bundan sonra nasıl bir adım atar, nasıl bir adım atmalı ABD-Türkiye ilişkileri açısından? Tabii ABD'nin bu konuda son derece tutuk davrandığı, en azından kendi mekanizması içinde bir sorgulama yoluna gitmediği çok ortada. Zaten Türkiye'deki bütün darbelerin hemen hemen arkasında 12 Mart'tan 12 Eylül'e, 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a bir ABD etkisi olduğu aşikar. Eskiden Fuat Doğular gibi MİT müsteşarları vardı. Onlar Demirel'e, başbakana söylemezlerdi darbe olduğunu. Şimdi söylendi mi onu da bilmiyoruz. Bugünün Fuat Doğuları kim onu da bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin yakın tarihini bilenler zaten bu ilişkileri görüyorlar. Bu rahip meselesinde niye tutuklandığından çok, niye bu tutukluk süresi uzadı, şu Osman Kavala'nın niye hala
şeyi çıkmıyor, iddianamesi çıkmıyor gibi Türkiye'de bildiğimiz tutuk bir yargı mekanizması var. Ben kendimden biliyorum. İşte geçen yıl öğretim üyesi milletvekilleri için üniversiteye dönmelerine ilişkin yasa çıktığında bu yasayı sadece AK Partiler için uyguladılar. Cumhurbaşkanından Meclis Başkanı'na hepsine söyledim. Niye yasaları uygulamıyorsunuz? Kendi biliyorum, kendi hayatımdan sonuç alamadık. Dolayısıyla bu normatif, retorik ifadeleri günlük hayatımızın bir parçası haline getirmemiz lazım. Bu tartıştığımız konularda biraz sıkıntı olan siyasi iktidarların ABD'de dahil sorumlularını bazı arka plandaki gizemli güçlere atfettiğiniz zaman doğru ya da yanlış o siyasi iktidarların sorumluluğunu hafifletmiş oluyorsunuz. Tamam, bugün kanlı ay tutulması günü, kehanetler için uygun bir ortam var. Rasputin böyle evet, şey... Evet, bu konuda çok tweet aldık zaten. Evet, Rasputin... Hocam size söylüyorlardı, tam kanlı ay tutulmasının olduğu gün programı yapıyorsunuz. Evet. Kanlı ay tutulmasının yapıldığı gün programı yapıyorsunuz. Bu bir tesadüf olabilir mi? Evet. Rasputin'i bu yüzden öldürdüler. Fakat sonra Rasputin'in ailesi ABD'ye kaçtı ve dediler ki aslında Rasputin barışı savunduğu için öldürülmüştü vesaire. Şimdi biz 21. yüzyıldayız diyoruz ama zaman zaman soğuk savaş retoriği içerisinde konuşuyoruz. Tamam, bir dikey hiyerarşi var. İkinci Dünya Savaşı koşulları bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor. Bu yeniden formatlanmalı. Ama şimdi daha öyle gergitler içindeyiz ki 3 gün önce NATO zirvesi oldu. Bütün gazeteler ne kadar iyi, ne kadar mutlu bir beraberlik sergilendi dedi Trump ve Erdoğan arasında. 3 gün sonra şimdi böyle bir krizle karşı karşıyayız. Bu misyonerlik faaliyetlerinde bir bilirkişi edasıyla, ya niye bu kadar çok kilise vardan çok, niye bu kadar çok kilisenin varlığı bizi rahatsız ediyor, bunun bir tehdit algısı gibi alıyoruz. Belki tehdit algımızı değiştirmemiz lazım. Yani niye yayın, sağlık, eğitim faaliyetleri üzerine duruyorlar yerine, belki biz niye daha fazla bu alanda çalışma yapmıyoruz dememiz lazım. Biraz önce yayın işinden bahsettiniz. İbrahim Müteferrika'dan hep bahsedilir. İlk matbaayı bastı diye. O da doğru değildir ama sonra o kitaplar ne oldu kimse merak etmez. 417 kitap basmıştır. Satılmadığı için deposunu adamcağız kapatmak zorunda kalmıştır. Bizim resmi tarih o kısmı hiç bahsetmez. Tekvittin Efendi'nin, Rasathanesi'nin bu işlere karışmamak lazım gerekçesiyle yıkıldığı gibi. Yani biz aslında bir an önce biraz sadete gelip nakli bilgiden akli bilgiye ve inancın karşıtını inançsızlık değil de eleştirel düşünce olduğunu bilerek kendimizi nasıl yenileyeceğiz? ABD açısından da esas problemler bunlar değil. Bugün ABD'nin en büyük günahı, bugün İstanbul'da da yaşadığımız küresel ısınma gibi felaketler karşısında duyarsızlığından daha büyük ne büyük günah olabilir? Ya da önümüzdeki 10 yıl içerisinde hocam bahsettiği dijital devrim nedeniyle var olan işlerin %47'si kaybedilecek. Ve siz askeri Keynescilik dışında Amerikan halkına ne öneriyorsunuz? Bütün bu toplam aslında bizim bir uygarlık kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Buna karşı çok somut yanıtlar üretmemiz lazım. O yüzden biraz önceki Çin örneğini üstüme almadım. Çünkü Jacobin siyaset karşısında ancak demokratik siyasetle, yani çoğulculukla, halkın rızasını alarak ve hesap vererek 21. yüzyılda farklı bir uygarlık oluşturabiliriz. Tiananmen meydanında tankların önünde duran insan hakları savunucusunun hala nereye buharlaştığını bilmediğimiz bir dünya nasıl bizim özlediğimiz bir dünya olabilir? Ve bu tür az gelişmiş ülkelerin cezalandırılmasının, tehdit dilinin neyle sonuçlandığını yakın tarihimiz bize çok iyi örneklerle veriyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın savaşı kaybetmesi, Almanya'nın cezalandırması, Almanya'daki bu özgüven problemi faşizmi doğurmadı mı? Yani giderek bu etki tepki ilişkilerine baktığımızda bütün Irak ordusunun lağvedilmesi, bütün Irak'ta memurların işlerini kaybetmesi Irak'ta bir karşıt güç yaratmadı mı? Bu buradan dersler çıkararak şimdi, bakmamız Ramazan lazım. Ramazan Kutuoğlu Hoca şöyle bir şeyden bahsetti. Siz şimdi mesela Irak vesaire diğer örnekleri verdiğinizde dedi ki bizim tarihimizde ya yani son işte 200 yıldaki 3 lider bahsettiği yapıların burada ayağına bastı ve biz bunun şeyini yaşıyoruz. Kıbrıs'ta yani. Biz mi ayak bastık, yani, İngilizler bizim ayağımıza bastı. Abdülhamit, Atatürk, Abdülhamit, Kıbrıs Atatürk örneğine Erdoğan. Bakın.
3 kişi farklı tarihsel dilimlerde bunların ayaklarına bastı ve biz şimdi aslında bir çeşit bunun bedeli ödetilmeye çalışılıyor. Bir şey diyorum ben de. Berlin Anlaşması'nda kim kimin ayağına bastı? Kıbrıs'ı İngilizlere verirken Abdülhamit İngilizler mi bizim ayağımıza bastı? Biz mi İngilizlerin ayağına bastık? Bu konuda tabii farklı görüşler olabilir. İlla ki doğrusu budur şudur demiyorum ama yani bunlar çok tartışmaya açık mevzular. Önemli olan yani biz bu hukuk meselesinde hazır CHP'de bir şey var. Hazır bu, CHP'de sizin ne derler? Evet. Kendi konuşmanızın içerisinde bazı noktalara böyle değinip geçtiğiniz böyle dokunup geçtiğiniz bazı noktalar var. O noktalardan da hareketle ben şeyi söyledim. Yani bu ayağa basma. Yani ne hakim uluslararası dev güçler var. Bu güçler karşısında tarihin belli anlarında da onlara baş kaldıran şey ülkelerden liderler çıkıyor, kişiler çıkıyor, şahsi karakterler çıkıyor. Bu son dönemde de kabul etmeliyiz ki işte dünya beşten büyüktür gibi ifadeler. Ondan sonra çünkü benzer şeyler bir de Latin Amerika'da yaşanıyor. İşte Chavez vardı, işte diğer liderler vardı. Ve zaman zaman kurulu düzene biraz böyle kafa kaldıran geçmekte olan ülke liderleri tipolojisi. Bir de son dönemde Maduro buraya gelip de yan yana gelince resim biraz daha böyle farklı bir algıya oturdu. Yani mesela geçen hafta yaptığımız bir programda konuklarımızdan bir tanesi demişti ki Türkiye'de seçmen her zaman muhalefete oy verir. İdris kardeş demişti. Muhalefete oy verir. Adnan Menderes de aslında muhalifti. Ne derler? Ecevit de muhalifti. Yani bir müesses nizamı muhalefetten bahsediyordu. İktidar, siyasal iktidar ayrımı yaparak. Bugün peki Erdoğan neye muhalif diye sorduğumuz oldu ki küresel sistemin kendisine muhalif. Bütün kurumlarına karşı çıkıyor. Bütün kurumlarına karşı bir ayaklanma halinde. Zaten bunu mesela Maduro da görüyor ki geliyor buraya diyor. Şimdi bu anlamıyla böyle uluslararası büyük bir sistem ve bu sisteme zaman zaman baş kaldıran liderler gibi bir yapının içinde mi ilerliyoruz? O yüzden ilk başta dedim ki bir hegemonik sisteme itirazın ancak demokratik ve çoğulculuğun pekiştirilmesiyle kendi ayağınıza basmamış olursunuz. Yoksa siz ülkede hukukun üstünlüğü, demokratikleşmeyi tesis ederek, kendi ayağınızı basmayarak, bir model oluşturarak başka ülkelerle rekabet ya da ilişkilerde anlamlı bir yere gelirsiniz. Kendi tarihimize baktığımızda hep Menderes'le NATO'ya başvurulduğu zannedilir ama ilk İnönü'yle NATO'ya başvurulmuştur 11 Mayıs 1950'de, sonra Menderes'le, sonra bir baktık bütün bizim ordunun aslında NATO askeri olduğunu zannettik ama baktık böyle değilmiş, değil mi? Evet. Buna mesafeli olanlar varmış, Avrasyacılar varmış, sizin kozmik odanıza girdiler vesaire. Burada bir kapışma oluyor. Bu kapışma içerisinde siz bu kurumlarla olan ilişkinizde radikal adımlar atabiliyor musunuz? Demokrasinizi pekiştirecek adımlar atabiliyor musunuz? O zaman yani kendi ayağınıza basmazsanız başkalarının ayağınızı basmasını hafifletecek bir noktaya gelirsiniz. Ben öyle bakıyorum. Yani kendi içimizdeki gerekli olan adımları atmadığımız takdirde yedi düvele söylenerek kamuoyumuz tatmin olabilir ama Dünya Mutluluk Endeksinde Türkiye'nin sıralaması niye değişmiyor sorusunun yanıtını verememiş oluruz. Nihal Bengüsü Karaca, az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu BRICS zirvesinde yapacağı konuşmaya ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı temsilen gitmesine vurgu yapmıştınız. Bugünlerde de işte Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da büyük olaylar yaşanıyor. Malum daha önce ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı, onun arkasından verilen tepki, bütün bunlarla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemde verdiği tepkiyle bu son Brunson olayına verilen tepki arasında nasıl bir ilişki var? Çok ilişki var. Yani Brunson olayı kendi içerisinde oylum bir olay olmakla beraber Türkiye, Amerika, İsrail üçgeninde gelişen ve Türkiye'nin iddialarıyla çelişen, Erdoğan'ın özellikle İslam dünyasında, İslam topraklarında, İslam coğrafyasında ki anlamı üzerinden oluşan gerilim aslında aynı daire içerisinde oturuyor. Yani bu da hani bir bölgesel, yani dediğim gibi yani Afrika'da mesela bugün yaptığı konuşmaları dinledim Erdoğan'ın. İsrail'le beyaz adam ve
onların Hristiyan misyonerliği adı altında nasıl o toprakları sömürdüğü hatırlatmasını yaptı. Ve bu bile hani dünya beşten büyüktür çıkışından bile daha iddialı bir şey aslında. Daha ileri bir şey. Gidiyorsunuz ve o ülkelere tarihlerindeki trajediyi hatırlatırsam belki bir iç burukluğu yaratırım demeden çok böyle açık, seçik yani bu toprakların neye alet edildiğini, buralarda kimlerin ne tür trajedilere neden olduğunu biliyoruz. Bu bilgi üzerinden geliyoruz ve size yeni bir şey getiriyoruz diyor. Bunu da yeni yapmıyor. 2010 yılından beri hani Türkiye Afrika'ya gittiğinde bunu yapıyor. Ama bu kez İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı olarak yapıyor. Bu kez ABD senatosunda işte kredi almasını Türkiye'nin yani Türkiye'nin kredi almasını engelleyen bir kararla beraber bu kararı eşlik eden bir açılım görüntüsüyle beraber yapıyor. Orada Brezilya var, Hindistan var, Çin var, Güney Afrika var. Yani onlara hani beraber olalım çağrısı yapıyor. Ve o kararı bir izleyiciler için hatırlatalım. Çünkü son günlerde ABD-Türkiye ilişkilerini etkileyebilecek iki önemli gelişme oldu. Onlardan bir tanesi dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'nin aynen. uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası'nı kabul etti. Senin evet. bahsettiğin evet, bahsettiğim o. şey bu. Evet. Ve normalde... Bir de bu ikinci olarak da F-35 teslimatı geçici hı-hı. olarak durdurulması kararı var yine bu hafta içinde evet, alınan. Evet ve bunlar bir de yani yaptırım diye bir şeyden bahsediliyor. Yani ve dolu neredeyse ağızlardan köpükler saçılarak ifade ediliyor Pence ve Trump tarafından. Yani işte bayağı epey bir 15 Temmuz'da aslında çok görünür olmaya başlayan bir gerilim, bir çıkarların uymaması. Yani Türkiye ile ABD'nin bu coğrafyada çıkarlarının uymadığı öteden beri yapılan bir analizdi. Fakat artık bu çok görünür hale geldi, gizlenemez hale geldi. Ama burada hani mesele şu... Amerika'nın da çok değişmiş olması, Türkiye'nin de çok değişmiş olması, Türkiye'nin bir avantajı. Yani hem zorluklar var hem de avantajlar var aslında. Normal şartlarda şu sözünü ettiğiniz şeyleri, yani uluslararası kredi kuruluşlardan kredi alamasın, F-35 işte vermeyelim veya yaptırım uygulayalım diye avaz avaz bağıran bir Amerika başkanı, hani Türkiye'de hem bölgesinde çok zor durumda bırakır, hem çok ciddi iç sarsıntılara yol açar. Ama farkındaysanız öyle aman aman bir etki de yapmadı. Ve yapacağını da düşünmüyorum ben işin ilginç tarafı. Yani tek başına bu bile çok ilginç. Yani 2 yıl önce bunu yapardı. Çünkü bunun açıklamasını da şöyle buluyorum. Yani Amerika artık moral, Amerika eskiden insan hakları, hocamın dediği çoğulculuk, demokrasi, hukukun üstünlüğü, evrensel insan hakları bağlamında pek çok normun adresi konumundaydı her şeye rağmen. Yaptığı her şeye rağmen. Yani Irak işgaline rağmen bu moral üstünlüğü yitirmemişti. Ama ilginç bir biçimde bu moral üstünlüğü yitirmeme adına içeride o kadar çok bedel ödedi ki ve liberal demokrasi adına iş yapan kurumlar, birimler halka o kadar çok yalan söylediler ki diyeyim. Yani özellikle o İncil kuşağının öfkesi bir biçimde Trump'ı başkan yaparak sonuçlandı. Ve Trump nezdinde adeta karikatür bir Amerika başkanının bu moral üstünlük adresi olma gibi bir lüksü yok. Yani kalkıp da hani Türkiye'nin üzerinde yani sen hukukun üstünlüğünün geçer akçe olmadığı, daha doğrusu hukukun üstünlüğünden ciddi şekilde savrulmuş bir ülke oldun ey Türkiye deme hakkını ve lüksünü yitiren bir Amerika var bugün. Çünkü bakıyorsunuz yani duvar örmekten bahsediyor. Bakıyorsunuz Meksika sınırında insanları çocuklarından ayırıp çocukları kafeslere koyuyor, ailelerini geri gönderiyor. Sonra hay Allah o görüntülerde aslında benim de çok hoşuma gitmedi deyip uygulamaya son veriyor. Yani insan hayatına, adalete, insan hayatına saygıdan, evrensel adalet anlayışından kopuş noktasına varana kadar pek çok birimde, pek çok kalemde savrulan bir Amerika var. Kendi iç sorunları olan,
altyapısı eskimiş bir Amerika var. Hatırlıyorsanız Başkan Uğur Olmaz söylediği şey, dünyanın diğer yerlerine açılmış sermayeyi aslında ülkeye davet etmekti. Yani çünkü aslında ülkesinin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyordu vesaire. Ama tüm bu moral değerler ve meşruiyet çöküntüsüne rağmen kendi iç kamuoyuna verdiği sözleri de tutmaya devam eden bir Trump var. Yani evangelist inancına sahip olan kişilere ne söz verdiyse tuttu. Hemen soralım Ramazan hocam. Trump evangelistlere ne söz verdi, ne yaptı göreve geldiğinden bu yana? Tabii verdiği sözlerden en büyüğü uzun yıllardır Amerikan başkanlarının 6 ayda bir ertelediği Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması meselesinde Trump sıkıştırılınca onu da bahane olarak kullandı, kendini de garantiye alması açısından gözünü kırpmadan cehennemin kapısını araladı. Yani Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması bu önce İsrail için tehdittir. Yani Siyonistler özellikle, yani Hristiyan Siyonistler İsrail'i ateşin içine attılar. Ama buna tabii İsrail'de de çanak tutan bir yapı var özellikle bugünkü iktidarda. Ama Amerika'yı biraz daha açarsak sevgili kardeşim, üç ana omurga Amerika vardır. Bir, kayıtsız şartsız İsrail politikalarını destekleyen evangelist Hristiyanların, yani Siyonist Hristiyanların başını çektiği ve Orta Doğu'da ki bütün politikalarda, dünyadaki bütün politikalarda İsrail'in güvenliğinin, İsrail'in öncelenmesini ileri süren bir Amerikan kanadı var. Bu kanada mesela Kennedy okulundan, Harvard Üniversitesi'nden ve Chicago Üniversitesi'nden iki hoca bundan 10 küsur yıl önce karşı çıktılar. İsrail lobisiyle ilgili bir makale yazdılar. Adamlar Amerika'da bastıramadı makaleyi. İngiltere'de bastırdılar. Yeri gelmişken bugün Amerika ile İngiltere arasında ciddi bir ihtilaf var. Zaman zaman bu birbirine bunu çok dile getirmeseler de benzer ihtilaflar 1820'lerde şeylerin bu Bord'un Boston'dan İzmir'e gelmesiyle birlikte çok ilginç bir gelişme oldu. 1830 yılında ticaret ve seyri sefain antlaşması ile Amerika Birleşik Devletleri Osmanlı Türkiye'sinde en fazla kayırmaya mazhar ülke oldu. Bu İngilizlerin çok hoşuna gitmedi. Bugün de Türkiye üzerinde bir İngiliz-Amerikan çekişmesi var. Şimdi Pence ve Trump böyle sivri laflar ederken işte Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı da bu işi yumuşatmaya çalışıyorlar. Bu da şu, ikinci bir Amerika'yı anlatıyorum şu anda. İkinci bir Amerika şu var. Amerika'da lisansüstü eğitimlerde, doktora eğitimlerinde, master eğitimlerinde veya sertifika eğitimlerinde şu gündeme gelir. Önümüzdeki 20 yılda bir Çin-Amerikan çatışmasının sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği ve bu dönüşmede Amerika'nın körü körüne Türk dünyasını, İslam dünyasına karşısına almasının Amerika'nın aleyhinde olacağını düşünen bir yapı var. Özellikle akademisyenlerde, Dışişleri Bakanlığında, Amerikan ordusunda ciddi bir taraftarı vardır bu yapının. Bu yapı böyle bir Amerika. Üçüncü bir Amerika ise diyorlar ki, kardeşim biz 1944'ten beri şöyle veya böyle dünyanın patronuyuz, dünyanın jandarmasıyız. Ama bu jandarmalık bize pahalıya mal oldu. Mesela Trump durup dururken Avrupa Birliği'ne boşuna yüklenmiyor. Çünkü evangelistler Avrupa Birliği'ne kökten karşıdır. Öte neden tarafı, karşılar evangelistler? Çünkü bu yeni dünya düzeni kurmak isteyen küreselci yapıya evangelistler karşıdır. Yani Amerika'nın dünyanın patronu olmasını yani şöyle söyleyeyim, Amerika'yı kuran Puritan evangelistlerdir. Kurucu babalar bunlardır. Bu düsturun temeli de şudur. Manifest destini, belirlenmiş kader. Belirlenmiş kader Amerika yeni Kudüs'tür. Eski Kudüs dünyanın idaresini ele alıncaya kadar Amerika'nın görevi buraya hizmet etmektir. Buradan bazı notlar vereyim. Bu evangelistler durup dururken yani bizim Ağır Dağı'na sık sık gelirlerdi bundan 10 yıl önceye kadar. Sonra hükümet doğru bir karar aldı. Dedi ki kardeşim Ağrı Dağı'nı ziyaret edecekseniz dedi, önceden müracaat edecekseniz Milli İstihbarat Teşkilatı bunu araştıracak dedi. Türk İstihbaratı. Ondan sonra
geldi bu karar? Efendim? Ne zaman geldi bu karar? Özellikle 11 yıl önceye kadar çok sık gazetelerde bile yer alırdı. İşte Kanada'dan şunlar geldi, Amerika'dan bunlar geldi diye, ama 12 yıldır Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iznine bağlanınca evangelistler iki şeye inanıyor. Bu anlamda. Bir, Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na oturduğuna. Zaten Nuh 2005'te dünyanın her yerinde, Türkiye'de de Nuh'la ilgili, Hazreti Nuh'la ilgili sempozyumlar, onlar bunlar. Çünkü Nuhizm diye de bir şey var evangelistlerin özellikle pompaladığı. Diğer taraftan niye Bağdat'ı işgal ettiler? Öte taraftan Nuh'un gemisinde ne arıyorlar? Nuh'un gemisinde filozof taşı, felsefe taşı dedikleri simya ilminin basit madenleri altına çevirdiğine inanılan Kabala, Tevrat kökenli bir inanca sahipler. Bunları bilmeden attığımız adımlar, yorumlarımız bizi yanıltır. Öte taraftan niye Bağdat'ı işgal ettiler? Çünkü milattan önce 586'da Babil kralı Nabukadnezar Kudüs'ü yerle bir edip 1. Süleyman Tapınağı'nı yıktığından bu tarafa Yüce Kur'an'da da geçen ait sandığı yoktur. Çünkü ait sandığı olmadan 3. Süleyman Tapınağı yapılıp, ki bugün Amerika'nın Missouri eyaletinin Canon şehrinde kaynak, Gras Helsel'in Tanrı'yı Kıyamete Zorlamak kitabı, orada gen bilimiyle de oynanarak 3. Süleyman Tapınağı'nda kurban edilecek kızıl renkli çiftleşmemiş nüveler hazır vaziyette bekliyor. Böyle gen tekniğiyle oynayarak bunları mı ürettiler? Efendim? Böyle düveler mi ürettiler? Tabii. Biz bunu bilmediğimiz için Türk akademisi burun kıvırıyor. Halbuki Chicago Üniversitesi'ni iyi bildiğim için oradan örnek vereyim. Rockefeller Vakfı'nındır. Din ekonomi, din siyaset, din toplum dinamikleri başta olmak üzere düzinelerce enstitü vardır. Ama Türkiye'de din deyince akademi ya burun kıvırmıştır ya da biat etmiştir. Halbuki bu müessesenin ekonomi anlamında, siyaset anlamında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en büyük birimi Dünya İnançlar Dairesi'dir. En çok memuru burası çalıştırır. Hemen bir bilgi. 2007 yılında Mısır'da kendi halinde bir radyo istasyonu iken, bir radyo istasyonu Brüksel merkezli Global Fon'dan fonlandı. Uydudan yayın yapar hale getirildi ve bu radyonun yayınladığı şarkılar, türküler gençler tarafından çok seviliyordu. Sonra bir gün bir slogan kullanmaya başladılar. Kifaya, 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 yeter, yeter, yeter. Sokağa, caddeye sakız atana veyahut da vatandaşa kötü davranan polise kifaya, yeter. Bir sabah kifaya, politik sisteme ve politikacıya döndü. Arap Baharı'nı bu tetikledi. Sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı bir birim oluşturdu. Şu anda 12 bin kişi çalışıyor. Q, Denizli, Denizli, Ramazan. Baş harfini veriyorum ki çok çabuk bulsunlar. Araştırma sonucunda 2010 yılında 1500 sayfalık bir rapor yayınladılar. Raporun belli başlı unsurları şu. 1. Balkanlarda, Kafkasya'da, Orta Doğu'da predictable, unpredictable, yani öngörülebilir, öngörülemez, asla öngörülemez denen toplum yapılarını inceliyor. Yani ben kardeşime bir tokat attım, tepkisi ne olur? Ruh ölçen bir davranış. Bu noktada Türkler unpredictable one, asla ne yapacağı kestirilemeyen millet tanımında. Bu bir. İkincisi, bu bizim ne yapacağımız belli olmaz. Belli olmaz. Bana bunu 20 yıl önce de... O zaman bir toplum mühendisliği de bir işe yaramaz. Tabii. Yani o anlamda bir dış akıl gelip burada herhangi bir organizasyon yapmaya kalksa öngöremeyeceği için yapamaz. Şimdi bu... Devamında. Çünkü bizde şey çok kullanılır ya, ezelden beri dış güçler... Cincinnati'de 20 yıl kadar çok önce, o zaman biz çaylak bir asistandım. Hocamla gittiğimde, hocamın ismini söylemeyeyim şimdi. Cincinnati'de bir düşünce kuruluşuna Alman asıllı bir profesör dedi ki, biz İngilizler, şunlar, Pakistanlılar, Müslüman ülkeleriyle öngörülerde bulunuruz. Türklerle de öngörülerde bulunuruz. Ama Türkler de olabilecekler, olmayabilecekler. Biz olmayabilecekleri olabilir diye raporlarız diyor. İşte QDDR'ye geliyorum. İşte QDDR diyor ki, İslam ülkelerinde etnik tabanlı kışkırtmalar, yani bu arada şunu da belirteyim, bütün bu yapıların üstünde
adına ister tapınak şövalyeleri deyin, ister şu, ama ezoterik büyük bir güç var. Bu güç teo maji, yani din büyü. Mani maji, bunu ben söylemiyorum, kendi kaynaklarından aktarıyorum. Mani maji yani para büyü, yani tekno büyü, sizin söylediğiniz dijital dünya, blockchain bir tekno maji, tekno büyü. Bir de algıları yöneten, toplum mühendisliği yapan psiko maji, psiko büyü. Buradan Şude Deren'in şeyine geliyorum. Diyorlar ki, kardeşim Endülüs'te nasıl İslam devletini darma duman ettik 1492'de? Nasıl Osmanlı Türkiye'sinin başına Lavrens'i bela ettik? Nasıl ki Margaret Merki, Meryem Cemile ile 1967'de toprakları üçe katladık. Mısır ve Suriye hava kuvvetlerini 2 saatte İsrail hava kuvvetleri yok etti. İslam ülkelerinde diyorlar etnik kışkırtma tutmuyor. Nitekim Kürt asıllı kardeşlerimiz bile PKK'ya sırtını döndü. Ama bir şeyi ortaya atıyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim biz Irak'ı işgal ettik. Afganistan'ı işgal ettik. Ve bunun maliyeti bize 5 trilyon dolara mal oldu. O zaman niye bu kadar masraf edelim? İslam dünyası hastadır. Bu hastalığın adı holizmdir. Yani İslam dünyasının hastalığı İslam'dır diyor. O zaman diyorlar ki İslam dünyasını cemaatler ve bir kısım tarikatlar üzerinden birbirine düşürelim diyorlar. İşte FETÖ bunun bir uzantısıdır. Adnan Oktar yapısı bunun uzantısındadır. Mesela Nuh meselesini onlar dönmüş 2005'te işlemişlerdir. Çok kısa bu Adnan Oktar meselesinin nasıl uzantısı olduğunu anlatır mısınız? Efendim? Çok kısa bu Adnan Oktar meselesi nasıl bunun? Adnan Oktar 1993'te Texas Waco Dağı'nda öldürülen Amerikan ordusunun LAV silahlarıyla girip darma duman ettiği, önce FBI girdi, halledemedi. David Koresh tarikatının kötü bir örneğidir. 1993'te öldürüldü. Bu konuda bilgi merak eden sevgili seyircilerimiz, Vamik Volkan'ın Körü Körüne inanç kitabını açıp okuyabilirler, yeterli bilgi var. İşte bu yapı içinde. Baktığımızda evangelistler diyor ki, Atilla İlhan'ın Batı, hangi batı diye kitabında bulabilirler. Diyor ki Anadolu Türklerin değil ki kardeşim diyorlar. Anadolu kadim kültüründür. Anadolu Yahudi Hristiyan toplumlarının merkezidir. Ondan zaten Werke Tezgörk diyorlar. Onun için Türkler buradan dışarı çıkarılmalıdır deniyor. Sadece bu kadar da değiller. 1870'lerde Mao'yu iktidara taşıyan daha sonra hadisenin arkasında da mesela 1870'lerde Çin'i öyle birbirine taktılar ki 87 milyon Çinli birbirini kırdı, öldürdü. Yani biz bilmiyoruz bunu. Öte taraftan bir başka hadise daha var. Efendim, James Dickert diyor ki bu yapıların arkasında dini değerler yani inançları göz ardı edersek, öte taraftan Stiglitz diyor ki, Dünya Bankası'nın danışmanıydı, ekonomist, Nobel ödüllü ekonomist. Ya bugün dünyanın 87 trilyon dolar 2017 yılında milli gelir var. Dünya sisteminde dolaşan para 860 trilyon dolar. 30 yıllık vadeleri bulan gelecek swap, takas dediğimiz 3 ya 5 para etmez kağıtlar 2.8 katrilyon dolar. Döneyim Türkiye'ye. Hocam toparlayalım, son dakikalara evet. Geliyoruz. Çünkü Türkiye'ye bağlayalım. 2017 yılında devletimizin rakamları BDDK'dan elde edilebilir. Rakamları yuvarlıyorum. Türk bankacılık sisteminde 1.5 trilyon Türk lirası mevduat var. Bu mevduatın %47'si Hakkari'den Edirne'ye, Edirne'den Trabzon'a, Trabzon'dan Antalya'ya 85 milyon Müslüman Türk evladının. Peki geriye kalan %53'ü? 140 bin kişiye ait. O da enteresan değil. 140 bin kişinin sahip olduğu %53'ün %90'ı 5001 kişiye ait Boğaz'daki aşirete. Ama muhafazakar arkadaşlarımızın yanıldığı bu nokta var. Bunun cumhuriyetle geldiğini zannediyorlar. Hayır. 350 yıldır bu oyun oynanıyor. Peki hocam. Peki.
Evet, benim bir sorum var Abdullah Çiftçi'ye, evet, senin de var mı? Türkiye hep yaptırım yaptırım deniyor ya işte. Trump tweet atıyor, evet, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağız. Pence tweet atıyor, yaptırım uygulayacağız. Siz de işin küresel finansal boyutundan da bahsettiniz. Şu soruma da cevap verir misiniz? Ne tür yaptırımlar uygulayabilirler Türkiye'ye? Şimdi öncelikle Halkbank üzerinden kesmek istedikleri bir fatura var. Bu şu an erteliyorlar sürekli, masada duruyor. İkincisi işte kongrede, senatoda kabul edilen uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermemesine, bu tavsiyedir, onu engelleyemezler. İşte F-15'lerle ilgili yaptırımlar var. Yani bir Kıbrıs'taki F-35'lere Kıbrıs'taki gibi bir ambargo falan geleceğini zannetmiyorum. Ayrıca dünya finans sistemi artık tek merkezi değil. Yani dünyada paranın önemli bir bölümü artık Çin'de. Bir Türkiye bir büyük bir kredi aldı. Tabii, daha alacak. Yani şu an benim beklediğim ilk etapta bir 20 milyar dolar var. Çünkü 8 trilyon dolar bütçe ayrıldı. Bir kuşak bir yol projesi için. Asya Alt Yatırım Alt Yapı Bankası var. Türkiye 2.8'de ortak o bankaya. Fiilen. O banka üstünden dünya yeniden bir ticaret dizaynı söz konusu. Türkiye kredi Londra'da arıyor. Artık New York'ta aramıyor. Zaten dünyadaki ana finansörler Trump'ın karşısındalar. Etkileyebilecekleri finans kuruluşları sınırlıdır. Yani mesela şu süreçte bazı derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürürken Dünya Bankası, IMF... Buna bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Mesela dünyanın mesela en etkili finans kuruluşları Trump'ın karşısındalar. Diye bir... Hepsi değil. Ağırlıklı. Ağırlıklı. Yani bir yandan da bu dünyayı yöneten güçler işte ve birçok şeye de müdahale olabiliyorlar. Örneğin Trump'ın kazanmasını engellemek mi istemediler? Engelleyemediler mi, yoksa o kadar da güçlü değiller mi? Şöyle, şimdi güçlü derken orada benim kendi şahsi yorumumu yapıyorum. Bir de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum seyircilerimize. CIA 2015'te kadrosunu %75 analist olarak değiştirdi. Yani bilgi problemi yok. Analiz et. Türkiye bu kavramı henüz daha şey. Mesela FETÖ'cüleri tanıdığında, eğer FETÖ'cüleri kendi söyledikleri üstünden değerlendirirsen o ne güzel adam dersin, değil mi? Ama arka planda baktığında şantaj, montaj, kaset, her soru çalma hepsi var. Dolayısıyla bir, bize söylenen var. Bir, bizim anladığımız var. Söylenmeyeni anlayan ülkeler ayakta kalır. Şimdi geldiğim noktada Amerika'da bu dönemde neden Çin üstü, 21. yüzyılda Çin üstünden, Avrupa Birliği üstünden bir oyun kurulacak diyorum. Çünkü artan bir dincilik var Amerika'da. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 4 milyon olan evangelistlerin sayısı şu an 100 milyondan fazla. Oturmuş kanunlar var. Her mahkemeye hakim değil bu adamlar. Hakim ama mesela FETÖ mahkemelerine hakimler. Trump istese FETÖ de veremez. FETÖ mahkemelerine evangelistler mi hakim? Hayır, küreselciler hakim. Küreselciler. İstese de veremez. New York mahkemesidir. Dolayısıyla savcı vardı bir tane, hatırlarsanız. Şimdi Amerika'da Amerika'yı savaşa sokmak istiyorlar, benim gördüğüm. Bir şekilde. Amerika'nın o gücünü kırmak istiyorlar. Amerika'nın ekonomisi sıkıntılı. Eğer Çin'le, Japonya'yla kredide anlaşıp borç yapılandırması almazsa büyük bunalıma girecek Amerika önümüzdeki 2 yıl. Çok borçlu Amerika. Dolayısıyla bu benim gördüğüm mekanizma burnunu çırpmak istiyor Trump'ın arkasındakilerin. Mesela Trump dedi ki eğer 7 yıl sonra bu Amerika'daki medya için susacaklar demişti. Yani bir dönem daha geleceğim, işini bitireceğim. Benim gördüğüm Trump'ı oyalıyorlar. Yani Trump şimdi geldi Suriye'de, oraya gitti, buraya gitti. Bakın 5 yıl sonra ne olacak? Para yok. Kim imar edecek Suriye'yi? Irak'ı kim imar edecek? Yemen'i kim imar edecek? Parası olan da imar edecek. Gelecek limanlarını alacak, yollarını alacak, köprülerini alacak. Mesela Amerika'da akıllı adamlar var. Diyorlar ki, Çin diyorlar, Afrika'da şu an ödeme gücü olmayan ülkelere borç veriyor. Temerrüte düşürüyor. Yarın bir gün onların yolunu, limanını falan alacak. Dolayısıyla bu adamlar Amerika askeri oyunu oynarken bu insanlar zaten 21. yüzyıl projesini yapıyorlar. Bir engel yok. Trump gelmiş, öbürü gelmiş, hiçbir önemi yok. Mücadele Amerika'ya hakimiyet mücadelesi değil şu an için. Amerika'ya nasıl olsa hakim olacaklar. Bakın, Amerika'da Trump ve ekibinin geleceği yok. Hillary Clinton 2,5 milyon fazla oy aldı.
Fakat sistemden dolayı Trump seçildi. Trump'ın oy aldığı o Amerikan haritasına bakın, o kırsal kesim 80 milyon Alman yaşar orada. Alman kökenli Amerikalı yaşar. 80 milyon. Yani Amerika'daki Alman kökenli 80 milyon. Trump Berlin kökenlidir. Alman kökenlidir. Ve Nazilikle suçlanan biridir geçmişinde. Amerika'da kendisi böyle bir Hitler'in işaretini yaptı. Pardon bilmiyordum filan dedi. Oysa yalan söylüyor. Neden? Hitler'in istihbarat müdürü Reinhard Gehren CIA'nin kuruluşuna katılmıştır. Oralara girmiyorum. Amerika'nın arka planını masaya yatırmadan Türk devleti istediğini alamaz. Dolayısıyla 21. yüzyıla geldiğimizde öyle Amerika istese de Türkiye'ye finans şeyinde başarılı olamaz. Çünkü Türkiye seat of London ve Çin üstünden şu an finans konusunda önemli bir adım attı. Önemli bir adım attı, gerisi de gelecek. Neden? Bakın Türkiye İngiltere için paralel gidiyor. Türkiye oyunu kendi isteğine göre çoklu oynuyor. Yani Amerika ile kozlarımız var bizim. Mesela papaz bransında başımızı iş alalım falan değil. Hayır. Amerika diyor başına iş. Bir daha Türkiye öyle darbe marbe öyle açıktan istihbarat operasyonu yapamayacak. Türkiye bu arada belki de medyaya çıkmayan çok fazla istihbaratçı yakaladı. Eskiden Ringo'nun harı gibi. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Ya yani karmaşık bir dünya düzeni var. Karmaşık bir dünya düzeni içerisinde Türkiye doğru adımlar mı atıyor, akıllı adımlar mı atıyor, hatalar mı yapıyor? Bunların hepsi hakikaten tartışmaya açık ama en azından bunları bizler ve izleyicilerimiz için yorumlayacak, analiz edecek akademisyenler, araştırmacılar var, gazeteciler var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bir cümle söyleyebilir miyim? Din ve para siyasetin katalizörüdür. Bu yeni değil. Tapınak şövalyelerinden beri böyledir. Yarın da böyle olacak. Geçmişten beri böyledir. Yarın da böyle olacak. Çok teşekkür ederim. Evet, bir gerçek fikrinin daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir gerçek fikrine de yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere. Hepinize iyi geceler, iyi akşamlar. İyi geceler.